Mutlu günler değerli izleyenler. Spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri bugünkü konuklarımız Serdar Sarıdağ ve Onur Özkan'la birlikte değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. İyi epeydir olsun. Sizinle görüşememiştik bayağı yayınlarda. Güzel oldu bizim için de bir hasret gidermece gibi bir program olacak. Çünkü en azından farklı yorumlar, farklı görüşler gibi değerlendirebiliriz. Şimdi mutluyuz aslında. Güzel bir haftayı geride bırakıyoruz. Avrupa'da temsilcilerimiz 4'te 4'le yollarına devam ediyorlar. Konferans Ligi maçları dün tamamlandı. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii ki transferi detaylıca değerlendireceğiz ama gelin önce bir dün akşama gidelim değerli izleyenler. Adana Demirspor'la başlayacağız bugüne. Kluj karşısında birbirinin rövanşında uzatma golüyle turu geçmeyi başardı Adana Demirspor. Gelin özeti bir izleyelim, sonra devam edelim. Evet, o son dakika golünün heyecanı hepimiz böyle sürekli her izlediğimizde hissediyoruz gerçekten. Çok büyük bir sevinç yaşadı Adana Demirspor. Tabii ki Türk futbolu adına da çok önemli bir turu geride bıraktık. Şimdi Onur, hemen sana döneyim. Belki de Kluj en zorlu rakipti bütün temsilcilerimizin rakipleri arasında. Acaba ne olur diye en merak ettiğimiz mücadeleydi ve Adana Demirspor turu geçmeyi başardı. Osijek'le karşılaşacak. Belki onu da kısaca birkaç cümlelere değerlendiririz ama genel anlamda turu şöyle bir Adana Demirspor açısından konuşalım. Bir kere tartışmasız hak edilmiş bir tur. Hani bunu bir Türk olarak söylemiyorum. Gerçekten de bir futbol sever olarak ilk maçtan bir kere bence iş bitmeliydi. Yani o maçın skoru büyük ihtimalle 5-2, 6-3 falan olabilirdi yani. İnanılmaz pozisyonları vardı Adana Demirspor'un. Dünkü maçta da bence son derece iyi bir futbol, iyi bir oyun. İnanılmaz bir sıcak, bir kere onu söylememiz gerekiyor. Yani Adana sıcağı, zaten tüm ülkemiz sıcakların etkisinde. Adana'da inanılmaz bir sıcak vardı gerçekten. O nem altında o maçı oynamak çok zordu. 10 kişi kaldı üstüne Adana Demirspor ve buna rağmen turu geçmek büyük bir başarı. Yani en tepeden en alta kadar bir kere herkesi kutlamamız gerekiyor bir kere. Adana Demirspor'un bir başarı hikayesi oluştu. 2 sezon önce uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseliş, her sene üstüne koyan bir kulüp Adana Demirspor şu anda. Ve artık Avrupa'da da ses getirmeye başladı. Çok önemli bir başarı şehir için, Adana Demirspor kulübü için. Kluivert yeni bir teknik direktör, Montella'dan sonra nasıl olacak diye düşünürken bence Adana Demirspor aynı çizgisinde devam ediyor. Hatta birkaç takviyeyle daha iyi noktaya da gelebilir takım. Ben tebrik ediyorum Adana Demirspor. Dediğim gibi son derece hak edilmiş bir zaferdi bu. Aslında senin bıraktığın yerden Serdar Sarıdağ bir istikrar yakalamaya başladı Adana Demirspor. Gerçekten de sürekli üzerine koyarak giden bir takım, kulüp hüviyetine büründü. Yani Murat Sancan, bu maçtan önce bir koreografi var orada. İşte Adana Demirspor formalı ufak bir çocuğun elinden tutuyor. Hakikaten böyle bir elden tutma durumu gibi bir şey oldu. Son 4-5 senede yani bir alt ligden yukarı çıkma süreci, playofflarda yaşadığı süreçten sonra pes etmeyip tam tersine tabii ki farklı yerlere getirdi takımı. Adana Demirspor yeni stadında yeni bir maç, uluslararası bir maç. Adana böylesine günleri uzun süredir yaşamıyordu. İlk yaşanıyor. Bu bir alışkanlık olur mu? Olur. Bu anlayışta, bu başkan felsefesiyle, bu hoca felsefesiyle getirilen hocalar iyi. Fakat ben baştan sonra onu pek ekranlarda görmedik ama ya Murat Sancak belki de dünya futbol tarihinde bir ilke imza atmış olabilir. Sahaya, gördünüz mü? Sahaya, sahaya girdi. Sahada transfer bitirdi başkan. Halit Ayeti'nin Ajetiya'da gidiyor, diyor ki ben diyor seni buraya aldıracağım. Dönüyor, sırt numarasına bakıyor. Çağırıyor adamlarını. Bunu diyor, not alın diyor. Direktörü çağırdı. Söyledi biz bunu alıyoruz dedi. Biz bunu alıyoruz Adam da şaşırdı, ne oluyor? Yani? Adam da şaşırdı. Yani futbol tarihinde ender görülen bir olay. Ama şu var. Ama tam da Murat Sancan yapacağı bir hareket değil. Gerçi başka bir başkan yapabilir olmazdı mi diye düşünürsen olmaz. Bana bir İngiliz gazeteci dedi ki Mourinho gidince hepimiz çok üzüldük. Neden? Çünkü çok iyi görsel, sözsel malzeme veriyor. Evet. Yani bu işin eğlenceli tarafında. Tabii adam milyon euroları kazanıyor. Çünkü dünyanın en büyük hocalarından biri. Çok stresli bir iş yapıyor. Ama o da biliyor ki bu iş eğlenceli bir iş. İnsanlar da buraya eğlenmek için geliyor. Zaman zaman bu dünyanın içerisinde enteresan bir gösteri boyutu, şov boyutu da var. Şimdi Murat Sancak bu rengi katıyor bu lige. Bak gerçekten kimse Murat Sancak'a bir şey demiyor. Televizyon kırdı ya. Başkasında belki biraz kırdı. Garip durur da başkasına yakışıyor da bazen bu tür hareketler. Ama bir farklılık getiriyor mu? Getiriyor. Yani ben hiçbir zaman
diyemem. Saha içinde transfer görüşmesi yaptı, böyle şey mi olur falan. Ya gülüyoruz işte, eğleniyoruz. Keyif alıyoruz. Hani bu işin atom parçalama olmadığını gösteriyor bize. Oyuncu da yalnız neye uğradığını şaşırıyor bir an. Yani. Fark ettiniz mi? Ne oldu anlayamadım. Gelir ha. Çok güldü oyuncu. Bence işi bitirdi orada Murat Başkan. Bence de. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Hangi sezon bilmiyorum artık. Belki bu sezon, belki sonraki sezon. Kulüp'ten de oyuncu beğenilir ama yani. Tabii ki iyi bir takım kulüp i̇yi bir yani. Takım. Elbette. Son 7-8 yıldır sürekli Avrupa kupalarını evet. oynayan bir kulüpten bahsediyoruz. Ya evet, belki Rumen futbolu eski gücünde değil. Bunu hepimiz biliyoruz ama yani Kulüc de Avrupa kupalarının tecrübeli takımlarından bir tanesi son dönemde. Ya Adana Demirspor'un böyle bir tecrübesi yok. Evet, oyuncuların belki bireysel anlamda bir tecrübesi var ama kulüp anlamında böyle bir tecrübe yoktu. İlk Avrupa deneyiminde böylesine önemli bir başarıyı elde etmek tabii ki çok önemli Adana Demirspor için. Ben yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonraki turlarda da bu performansın sürmesi halinde bence Adana Demirspor gruplara kalabilir diye düşünüyorum. O zaman Osieki de geçer. Aa, geldi görüntü. Ay evet. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza gerçekten. Tam yerinde. Maç bitiyor. Murat Sancak sahaya iniyor. Gözüne kestirdiği futbolcunun yanına gidiyor. Seni bak, alacağım ben seni diyor. Istiyorum. Ben alacağım diyor. Seni buraya alacağım sanırım. En son numarayı da bak, şey çağırıyor. Plakayı alıyor. Sportif direktörü çağırıyor. İsmini unuttum. Gökhan. Gökhan değil mi? Evet. Gökhan Bey'i çağırıyor. Spor direktörü de ne olduğunu anlayamıyor ne olduğunu tabii ki. Ne olduğunu da anlayamıyor. Ama nasıl anlasın ki, insan aklına gelmez. Kim böyle şey anlayabilir ki yani. Spor direktörü talimatı veriyor. Ciddi ciddi. Evet. Bunu diyor form al getir diyor. Form numarasına bakılıyor bir kez daha. Bak bunu al hani getir diyor. Hani bir karışıklık olmasın. Aynen, yanlış adamı almayalım sana. Diyor ki evladım bunu paketle getir. İnanılmaz gerçekten. Bence yurt dışındaki sitelere, sosyal medya hesaplarına düşer. Bizi izliyorsa da bu arada saygılar, düşer. Selamlar diyelim, tebrik de edelim tabii ki. Aynen. Murat Başkan, hakikaten büyük başkansın. Evet, gerçekten öyle. Yani Türk futbolunda böyle 40 yılda bir böyle yani, figürler oluyor. Aynen, yani o oluyor. Formaya bakma işi zaten işin zirve noktası yani. Ama bir şey söyleyeyim, yani Murat Başkan bağlanmak isterse bağlanabilir. Aa, zaten tabii ki her zaman bekleriz. Aleni görüşmeyi yapmış, her bari detayları bekleriz. Söylesin, ne konuştular. Peki. Olursa programımız her zaman kendisine açıktır. Bunu söyleyelim. Böyle güzel bir enstantane de yaşandı dünkü maçın ardından. Ama oyuncuyu çeviriyor Murat Başkan. Aynen. Sırt numarasını görecek şekilde sportif direktörü gösteriyor. Bak sakın. Ay, önce zaten bir çağırıyor şimdi burada. Müthiş ama. Müthiş. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun diyelim. Evet. İmza parası falan yoktur orada. Bak ben sana söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olur olsun. Da transfer gerçekleşirse bu arada muhtemelen oyuncunun tanıtım videosunda bu görüntüler kullanılır diye tahmin ediyorum. Olur yani. Peki. Osijek'le karşılaşacak. Rakibiyle ilgili var mı birkaç cümle? Zor bir rakip tabii ki. Yani daha zor bir rakip. Kulübe evet. göre daha zor bir takım. Yani Hırvat futbolunun en önemli 2-3 takımından birinden bahsediyoruz. Tabii ki daha kaliteli oyuncuları var. Ama Adana Demirspor'un ben oyununu beğendim iki maçta da. Belli başlı savunma problemleri var, evet burası doğru. Ama Adana Demirspor bence Osijek karşısında en azından eşit şansa sahip. Onu söyleyebilirim yani. Bence turu geçebilirler. Serdar Sarıda. Bence de turu geçebilecek gücü var. En azından kendi sahasındaki ambiyansı, atmosferi de kullanacaktır. Kluivert da burada farklı bir havaya girdi. Zaten 90+4'te gelen golden sonra Kluivert'ı da bir görmemiz lazım. Sevinci ben falan. Ben futbolcuyken evet, evet. öyle gol sevincini hatırlamıyorum. Bak, futbolcuyken ama, çok cool'du onun geldi gol sevinçleri. Kesinlikle. Kulübede daha bir ateşli şimdi, sevinci vardı. Burası farklı bir yer. Hocalık başka bir şey. Tabii. Kabul ediyorum hocalıkta. Ama adamdaki o hırs, o çalışma hırsı, futbola olan... Ben hep bunu söylüyorum futbolculara. Yani ondaki, onun gibi ki kariyeri Barcelona. Aynen. O Rekart'la Şampiyonlar Ligi finali unutulmaz. O Rekart'la çocukken çektirdiği fotoğraf hafızalardan gitmez. Gerçekten çok büyük bir oyuncu. Kendi oğlu da oyuncu galiba. Öyle Justin hatırlıyorum. Evet. Justin Kluivert. Dolayısıyla ben hep futbolculara bunu söylerim. Böyle adamların hırsı hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü meslek aşkı. O nedenle hocayla da farklı bir yere doğru gidiyor. Bu arada çok da iyi adapte olmuş. Onu da söylemek evet. lazım. Şehre de alışmış. Şehre de alışmış. Bir takıma da alışmış. Aynen, belli ki. Çok kısa bir sürede. Bir de yani şu bir de hakem mağduriyeti var bence. Yani şu pozisyon, kırmızı kart pozisyonu. Yani UEFA'nın yeni talimatnamesine göre hem kırmızı kart hem penaltı pozisyonlarında biraz esnetildi kural. Yani oyuncunun topa müdahale isteği varsa sarı kart çıkması gerekiyor. Ki Gravillon orada topa hamle yapmak isterken oyuncuyu düşürüyor. Sarı kartta çıkması gerekiyordu. Ona rağmen turu geçmek 10 kişi
Çok önemli bir başarı. Bu elemelerde bu arada VAR sisteminin kullanılmadığını da hatırlatalım. Şampiyonlar belki bilmeyen var. İzleyicilerimiz evet. vardı. Evet, burada playoff'a kadar evet, olmayacak. Peki Beşiktaş'la isterseniz devam edelim. Siyah beyazlılar da turu geçmeyi başardı. Onu da konuşacağız şimdi. Özeti izleyeceğiz tabii ki. Beşiktaş'ın da özellikle transfer gündemine dair konuşacağımız çok fazla ayrıntı var değerli izleyenler. Adana Demirspor'un kulüp karşısındaki performansını baktık, gördük, izledik özeti ve değerlendirmelerimizi de yaptık. Gidelim şimdi Beşiktaş'ın Tirana'yı geçtiği mücadelenin özetini de izleyelim. Daha sonra siyah beyazlıların gündemini de detaylıca konuşalım. İlk maçta da ikinci maçta da aslında iyi oynayan bir Beşiktaş turu geçti Tirana karşısında. Belki Kluj'dan sonra en tanıdığımız, bildiğimiz rakip de aslında Tirana, Serdar Sarıdağ. Ne dersin? Nasıl bir Beşiktaş gördün iki karşılaşmada da? Yani hem iki karşılaşmanın her iki yarılarında, hem ilk yarı hem ikinci yarı, hem de maçlar arasında ciddi farklar var tabii ki. Mesela İstanbul'daki maçta gerçekten 2-1 gibi skor rakibi daha da motive eder miydi? Ederdi elbette. Çünkü sıkıntılı bir rakip. Çok hırslılar. Şenol Hoca yani Gürcü takım ile Arnavut takım arasında bir değerlendirme yapmıştı kampta. Biri 3-4 senedir birlikte oynayan ama diğeri 3-4 senedir birlikte oynamasa da çok hırslı oyuncuları var. Evet gördük, hırslı oyuncuları var. Vazgeçmeyen oyuncuları var. Bu biraz sıkıntı yarattı tabii. Neden sıkıntı yaratıyor? Zaten sezonun bu döneminde hiçbir Türk kulübü çok da hazır değil biliyoruz. Hep bu söyleniyor. Artı deplasman şartları, bakın zemini de görüyorsunuz. Bu nedenle ilk maçta işi bitirmek çok daha önemli iç saha maçında. Ha baktığınızda son maç üzerinden konuşalım. İlk yarıdaki Beşiktaş'ı bence kimse seyretmemiştir çünkü belli bölümlerinde uymuş olabilir insanlar. O kadar kötü bir performans. Ama fırsatlar geldi mi? Geldi. İşte ne bileyim final paslarındaki tercihlerde ciddi hatalar var. Onu bir söyleyebiliriz. Yani daha müsait durumdaki arkadaşlar varken oyuncuların kendi gol arayışları böylesine maçlarda geçerliliği yok. Sıkıntıya sokar seni. Ama en nihayetinde Beşiktaş maçı aldı. Diğer takımlar gibi, diğer Türk takımları gibi bu aşamada toplanacak puanlar çok önemli. Bir de bu aşamadaki ciddiyet çok önemli. Tabii. Çünkü biz, ben hep şunu söylüyorum. Eğer bunları takvimin, Temmuz'un bu döneminde bu anları yaşamak istemiyorsanız bu maçların hepsini alacaksınız. O nedenle bir Galatasaray ilk maçı üzerinde eleştiri yaptığımızda ne var İstanbul'da yener falan filan diye. Yani niye bu kadar büyütüyorsun diye. Tamam kabul ediyorum ama ligin son şampiyonu sensin. Icardi'yi almışsın, transferde de şampiyonsun. Senin Avrupa'daki ilk maçında kapıyı kırarak içeri girmen lazım. Zile basarak değil. Kapıyı kırarak ben geldim diyeceksin. İşte ikinci maç 1-0 bitti. Yani ilk maçtaki o usta ayaklar, yani daha usta bir ayak olsaydı sıkıntı yaşardı. Ben o anlamda söylüyorum. Ciddiye aldığın zaman iyi sonuçlar alıyorsun. Şenol Güneş de maçtan önce buna vurgu yapmıştı ama rehavete kesinlikle kapılmamamız lazım diye. Ben ama onu söylüyorum. Şimdi ya bu dönemde de oyuncular işte motivasyon falan. Kluivert'ın gol sevincine bakın o zaman. Adam yani güneşe taş atılan yerde, o sıcakta, o nemin ortasında yaşadığı sevince bak. Taş atılsa biz iyi taş yani. Diyelim. Biz taş diyelim yayın diye. Ama olacak işte, bir şey yok ki. Yani hangi futbol bu? Karda da oynayacaksın, kışta da oynayacaksın, nemde de oynayacaksın. Bu sektör böyle, şartlar bu. O yüzden ben o motivasyon eksikliğini falan kabul etmiyorum. O hep Türk takımlarının, Türk oyuncuların bahaneye sığınmasıdır. Ve bu sığınma alanlarını da biz yaratıyoruz hep. İşte sen dersen merak etme bunun İstanbul'u var diye eleştirmek yerine o zaman futbolcu da bunu söyler. O sığınma alanlarını biz açıyoruz. Peki sen nasıl bir Beşiktaş gördün Onur? Evet yani Serdar Sarı'dan söylediği gibi evet, oyun anlamında çok tatmin edici bir görüntü var mıydı iki maçta da? Çok yoktu ama bunu da normal karşılamak lazım. Sezon başı Temmuz aylarında oynanan maçlar hep sıkıntılı olmuştur bizler için. Temmuz, Ağustos aylarının başlarında. Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorum. Geçtiğimiz sezondan hiçbir yeni oyuncu yok. İlk 11 özelinde bahsediyorum. Rakipler daha önemli transferler yaparken, ilk 11'ini daha da güçlendirirken Beşiktaş güç kaybederek aslında ilk 11 anlamında bu tura çıktı. Tamamen bir Şenol Güneş başarısı olarak görüyorum bunu. Evet oyun tatmin edici değildi ama Beşiktaş iki maçın 180 dakikanın hiçbir anında bir kriz yaşamadı bence sahada. Hem oyun anlamında hem skor anlamında.
Hoca yine bir şekilde gemiyi güvenli şekilde limana yanaştırmayı başardı. Yani Onur Bulut'u bu şekilde kullanması hocanın ve verim alabilmesi. Evet. Yani bu çok kıymetli bir teknik direktör için. Yani bu hocanın bir başarısıdır tartışmasız. Hoca şunu yapıyor. Bahanelere sığınmıyor. Elinde ne malzeme var? O malzemeyi görüyor. Ona göre bir sistemi inşa ediyor. Ona göre bir oyunu inşa ediyor. Oyuncuların pozisyonlarını onlara göre değiştiriyor ve bir verim alıyor. Bu müthiş bir teknik adamlık başarısıdır tartışmasız. Beşiktaş'ın kim gelir kim gider önemli değil. En büyük iki tane kozu var. Kulübede Şenol Güneş, sahada Abubakar. Ya yani bu iki isim tartışmasız en büyük gücü olacak Beşiktaş'ın yeni sezonda. Dediğim gibi yani bu şartlardan evet tabii ki rakip zayıf bunu kabul ediyorum ama krize girmeden bu turu geçebilmesi Beşiktaş'ın ben Şenol Güneş'in tamamen teknik adamlık meziyeti olarak görüyorum. İşte o zayıf rakipler bugüne kadar bizim başımızı çok ağrıttı. Bütün kulüplerin. Çünkü hedef maçlar. Hedef yani maç, evet. Bu kulüpler için hedef maç. Hele evet. Bir de fiziki anlamda sizden daha iyi bir rakiple oynuyorsanız, saha şartları elverişsizse o zaman iyice başa bela alıyorlar açıkçası. Yani mesela Galatasaray bunun sıkıntısını yaşadı. Hı hı. Beşiktaş şimdi bu zeminde bu rakibe karşı bu sahada oynayabilmek çok kolay bir iş değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani tabii ki sonra konuşuruz ülke puanı için ama şunu söylemek gerekiyor. Bizim buralarda yerimiz yok. Yani umarım bir daha bu tarihlerde bu maçları oynamayız. Çünkü biz Avrupa'nın değerli futbol ülkelerinden bir tanesiyiz. En çok yatırım yapan. Dolayısıyla buraları bir daha oynamamamız gerekiyor. Yani tanımadığımız bir sürü takım öğrendik. Yani, bu bile başlı başına bir genel sıkıntı kültür açısından aslında. Belki iyi bir şeydir bu ama burada sınırlı yani, kalsın yani. Daha ileri gitmesin. Genel kültürünü geliştirmek isteyen ayrıca izlesin tabii, mesela. Tabii açsın baksın ama bu şekilde olmasın o işi yani. Yoksa tabii ki yeni takımlar, yeni oyuncular, yeni ülkeler bunlar güzel şeyler ama bir daha takımlarımız umarım bu turları oynamaz diye düşünüyorum. Dileriz ki öyle olur. Şimdi Beşiktaş'ın rakibi Nefçi oldu. Aslında bildiğimiz, tanıdığımız bir rakip. Bu arada şunu söyleyelim, bu bilgi yeni geldi. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak. Evet. Onu izleyicilerimize de aktaralım hemen. Kural gereği aynı şehrin iki takımı aynı gün oynayamayacağı için Beşiktaş'ın ilk maçı deplasmana alındı. Neden Beşiktaş'ınki alındı da Fenerbahçe'ninki alınmadı diye soranlar da belki olabilir. Ligde daha iyi konumda bitirdiği için ve kupayı kazandığı için Fenerbahçe aynı şekilde oynayacak. Beşiktaş'ın ilk maçı deplasman olacak. Bu doğrultuda buradan devam edelim Serdar Sarıdağ. Bence daha iyi oldu. Yani deplasmanda iyi bir sonuç, iyi bir skor. İçeride işini daha da kolaylaştırır. Hmm. Bence. Ya deplasman golü kuralı kalktıktan sonra bence onun da çok bir önemi yani hep şey vardır ya ilk maçı deplasmanda oynamak iyidir derler ama artık açıkçası çok fazla da onun bir futbolda yeri yani kalmadı. Nerede bir de olduğu hiç, şöyle bir sıkıntı olabilir hani bir ceza konuşuluyor yani dünkü olaylardan sonra. Evet. Yani eğer UEFA'dan şöyle bir ceza gelebileceği konuşuluyor. Umarım gelmez. Hani bir taraftar cezası Türk taraftarların birkaç maç deplasmanda Beşiktaş'ı destekleyememesi gibi bir tehlike olursa çünkü Bakü'de Beşiktaş'ı büyük ihtimalle çok sayıda tabii taraftar destekleyecekti. Umarım tabii öyle bir senaryo olmaz ve dünkü olaylar da bir daha yaşanmasın. Yani kulüplerimize büyük zarar veriyor bu tür olaylar maddi manevi. Ama Beşiktaş için bence güzel bir eşleşme. Bizim açımızdan da keyifli olacak diye düşünüyorum. Evet. Gerçi orada da yani şöyle bir şans hani ceza alırsa eğer ki ben zannetmiyorum. Oradaki ambiyansı ben biliyorum. Mutlaka iki takım desteklenir. Tabii tabii o kesin. Şimdi tabii, Bakü başka tabii. Bakü başka şimdi tabii Azerbaycan takımı. O başka. Ama yani iki Türk takımının eşleşmesi oralarda farklı değerlendiriliyor. Yani orada böyle Türkiye'deki takımların taraftarları, oradaki takımların taraftarları arasında bir sıkıntı olmuyor. Tam tersine maçtan önce kol kola beraber hareket ediyorlar. Ama senin dediğin %100 doğru. Ben Lyon maçını da seyrettim. Böyle olayları falan içerisinde Beşiktaş taraftarları çok çektiler. Bakın çok çektiler. Ben gözümle gördüm şeyler. Çok çektiler. Hatta Beşiktaş yönetimi o dönem Fikret Orman biz istemiyoruz Türk taraftar götürülmesini. Çünkü bir inceleme vardı. Dolayısıyla deplasmandaki bir Türk taraftarı çıkaracağı olay bizi bağlamaz. UEFA diyor ki ne demek sizi bağlamaz? Sizin takımı tutuyor falan diye. Ama Bayern Münih'in kontenjanından geliyor ama başka takım kontenjanından geliyor. Stat güvenliği Beşiktaş'ta sorumlu değil. Bana ne diyor? Değil. Şimdi böyle sıkıntılar da var. Dolayısıyla biraz daha böyle Türk taraftarlarının. Yani ben bu arada da Avrupa'daki Türk taraftarları bölgesel olarak ayırmıyorum. Şu grup çok işte tehlikeli, bu grup çok sakin. Böyle bir şey hiç. Çünkü hep tarihler var. Hep tarihler var. O yüzden olayı yerinde takip eden gazetecilerin, arkadaşların veya işte maçı seyredenin paylaşımları dikkate almak daha önemli. Öyle sosyal medya üzerinde oluşturulan gündemlerle çok da böyle değerlendirme yapmamak lazım. Ama
şu bir gerçek. Bizde tribün kültürü ciddi bir sıkıntı. Uluslararası maçlarda. Evet. Kesinlikle bir sıkıntı. Ve bizde Almanya'da hazırlık maçları oynayamıyor Türk takımları kamplarda. Avusturya'da bir maç yarıda kaldı. Hollanda'da da benim bildiğim kadarıyla oynayamıyorsun. Evet, sıkıntılı oluyor. Bunlar evet olmuyor. Orada kadar çok Türk taraftarımız varken bunları yaşanmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü onların gerçekten kendi takımlarını seyretmesi lazım diye değerlendiriyorum. Ama zor bir rakip. Yani Bakü Tiran arasında kıyaslama yaparsak fark var. Osijek'le Kulüç arasında ne fark varsa aynı fark var. Bayağı bir de Azerbaycan futbolu da yavaş yavaş iyiye doğru giden gelişiyor, bir. Gelişiyor, evet. Nefçi Bakü biliyorsun Sergen Hoca ile görüşmüştü. Karabağ biraz, orada son dönemde ciddi bir çıkış içinde. Öyle takımlar da var. Hatta geçebilirler bize. Ben çok ihtimal vermiyorum ama. Ama böyle giderse geçerler. Daha güçlü bir Beşiktaş olacak bir kere. Böyle giderseden kastım. Ben genel olarak söylüyorum. Ben Beşiktaş açısından söylemiyorum. Hani bizi tur Beşiktaş'ı geçebilirler anlamında değil. Ülke futbolu. Türk futbolu ve Azerbaycan futbolu anlamında söylüyorum. O anlamda söylüyorum. İşte. Masuaku'nun kırmızı kartı çok tartışıldı. Yani Adana Demirspor maçında konuştuk. Evet. Keşke VAR olsa bu turlarda. Evet. Yani bir kere daha VAR'ın da aslında önemini anlıyoruz. Çok tartışıyoruz VAR'ı belki ama VAR olmadığı zaman da bence biraz kıymetini anlıyoruz. Çünkü bence hem Adana Demirspor maçında hem dünkü maçta VAR olsaydı kartlar dönerdi gibime geliyor. Evet, Masuaku'nun bir hareketi var ama bence kırmızı kart olmamalıydı o karar. Sarı kartla. Bana da ağır geldi. Rahatlıkla geçiştirilebilirdi ki yani Masuaku şaşırdı. Bence yerdeki oyuncu da şaşırdı buna. Çünkü çok şiddetli bir darbe yoktu orada. Önemli bir kayıp Beşiktaş için. Yani takımın önemli bir oyuncusu yerine oynayacak olan muhtemel Umut Meraş'ın performansı çok tartışılır, tatmin edici değil. Bir kayıp sonuç itibariyle bir hakem hatası sonrasında. Keşke olmasaydı. Böylesine rahat bir maçta bir de yani. Serdar Sarı'da? Ya ben onu sabaha kadar ona sarı kart gösteririm. Aynen. Çünkü çok böyle bir zamanlama hatası var orada. Yaralayıcı bir hareket yok orada. Evet, zamanlama hatası var. Orada hakem erken verdi tabii kartını. Ben de şaşırdım. Masuaku'nun kendisi de şaşırdı. Ama bu seviyedeki hakemleri de bilmiyorum. Böyle hata var da yok. VAR olmayınca biraz daha ortaya çıkıyor ortaya bu hatalar. Işte. Bundan sonra VAR'ı daha da fazla kullanacaklar. Önümüzdeki sezon tüm önemli maçlarında UEFA VAR'ı kullanacakmış. VAR daha da, şimdi bizde tartışılıyor ya, Avrupa'da falan VAR daha da genişleyecek. Şimdi bunlar bir de daha kritik maçlar. İki maçta eliminasyon karşılaşmalar. En ufak bir hata tüm turnuvanın %100. Kaderini belirliyor, şimdi, takımın kaderini belirliyor. Yani lig üzerinden belki baktığımız zaman işte 34 maçlık bir periyotta bir hatanın belki telafisi olabilir. Ama bu turlardaki bir hakem hatasının telafisi mümkün değil. Yok yani. Şimdi futbolun ruhuna aykırı falan diyorlar ya. Dün Beşiktaş o karttan dolayı elenmiş olsaydı ne olacaktı mesela? Ya Adana Demirspor elenseydi ki ben... Artık yani bırak VAR, adalet sağlanan her şey iyidir. Adalet sağlayan her şey iyidir. Neyin ruhunu öldürüyorsa öldürsün umurumda değil. Adaleti sağlıyorsa o daha önemli benim için. O yüzden aynen. VAR tebrik ediyorum. Bir dahaki sene daha geniş kullanılacak. İnşallah bizde de kullanılacak. Ya bizde artık VAR'a gitmeyin falan diye böyle bir talimatlar falan çıktı. Bu sezon offside sistemi de büyük bizde değişecek. Otomatik offside, yer otomatik offside sistemi çok bence daha sağlıklı bir sistem. O da gelecek. Teknolojinin kullanımı bence önemli futbolda. Ben istiyorum yani açıkçası. Yani Serdar Sarı'dan söylediği gibi. Adaletin içine girmesi ne kadar iyi olursa bence... En doğrusu o. Yani o. Bence de çok var. Da futbolun ruhunu da öldürmedi bence yani. Bence hala de. Aynı heyecanı ya şey hissediyoruz. Ya. Bu futbolun ruhunu öldürenlere şunu söylemek istiyorum. Öldürüyorsa başka şeyler öldürüyor. Bak futbolun aynen. ruhu değil mi? O zaman arkadaşlar eski topları kullanalım. Daha organik. Suyu bir çeksin bak ne oluyor top. Eski kaleci kazaklarını kullanalım. Eski kale direklerini kullanalım. Tahta. Çamur sahada oynayın o zaman. Gerçek futbolu o zaman diyelim. Niye oynamıyor? Çünkü teknoloji geliştikçe, insanlık ilerledikçe, medeniyet ilerledikçe bu oyun da değişiyor. Bu oyunun kuralları da değişiyor. Nimetlerinden de faydalanacaksın. Her şeyi değişiyor. Teknoloji değişiyor. Yani şimdi eski tenis maçlarına bakın, şimdikine bakın. Eski atletizme bakın, artık evet. şimdikine bakın. Böyle yani basketbol bunu değerlendirebilirsin. O zamanki en teknolojik şeyler neyse onu değerlendirmişler. Futbolun ruhu ölmez. Futbolun, her sporun ruhunun temelini oluşturan tek bir şey varsa o da adalet. Ama sen gidiyorsan orada bir 3 dakika geçiriyorsan, 4 dakika geçiriyorsan, o VAR odasında böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak kullanım diyorsan... Kullanım şekliyle alakalı problemler var. Kullanım şekli yanlış. Yani sistemin kendisiyle alakalı bir sıkıntı yok bence. Hı-hı. Kullanım şekliyle ilgili aynen problemler öyle. Var.
Şimdi Beşiktaş'ı dün izledik. İki maçta da izledik. Artık ligin başlamasına da çok az zaman kaldı. Biraz ihtiyaçlar noktasında transfere de değinelim hemen. Bir süredir Nicola Pepe ismi çok fazla konuşuluyor Beşiktaş'ta değerli izleyenler. Hatta bu konuyla ilgili bir de haberimiz var. Şimdi o haberi isteyeceğim arkadaşlarımızdan. Siyah beyazlılar oyuncunun Arsenal'la sözleşmesini feshetmesini bekliyor şeklinde. Bir bakalım ayrıntılarına, sonra transfere geçelim. Evet, Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tabii devam ediyor. Serdar Sarı'da acil ihtiyaçlar nerelere, hangi bölgelere transfer yapılacak, yapılmalı? Ve tabii ki Pepe ismi oyuncuya zannediyorum kimsenin itirazı olmayacaktır ama artık Afrika Uluslar Kupası gerçeğini de biraz gündeme getirmek gerekiyor galiba. Ne dersin? Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Afrika Kupası'nın oynandığı dönemde ligi askıya almazsa, dondurmazsa sıkıntı büyük. Böyle bir şey de olmayacağına göre. Şimdi taraftar da soruyor, bu kadar Afrikalı futbolcu niye çok gündemde oluyor? Belki de daha farklı bir gündemi vardır Beşiktaş'ın. O yüzden. Bir Fransız takımı gibi oldu sanki Beşiktaş. Böyle Lig 1 kulübü gibi. Değil mi? Çok fazla Afrikalı evet. oyuncusu oldu gerçekten. Açıkçası şunu söyleyelim. Pepe ismi. Şimdi orada bir tane daha isim var. Hertha Berlin. Dodi. Sağ açık. Küme düştü biliyorsunuz. Luka Bakyo mu? Efendim? Luka Bakyo mu? Evet. Belçikalı oyuncu. Evet. Kongo asıllı. Şenol Hoca'nın kendi analizcileri o oyuncuyu çok istiyor. Mesela bu analizciler zamanında Babel'i çok istemişlerdi. Betis'ten. Betis'teki Babel'i. Hakikaten geldikten sonra Babel halen oynuyor. Şimdi bunda da çok ısrarcılar ama burada biraz daha maliyet ve oyuncunun niyeti. Bunlar tabii biraz sıkıntı çıkartıyor. O nedenle Pepe bari tecrübeli bir isme gidelim. Fakat ben de İngiliz gazetecilerle konuşmaya, ben burada transfer falan kötülemeye çalışmıyorum. Bir kere onu söyleyeyim ama bir şeyleri de söylemek lazım. Dikkat etmek gerek. Kontrat performansa dayalı kontratlar olmalı. Yoksa Delali gibi, Pjanic gibi sorunlarda yaşayabilirsiniz. Performans dayalı olunca daha iyi verim alıyorsunuz. O nedenle bence Pepe'deki kontrat da performanslı dayalı kontrat olmalı. Çünkü benim İngiliz meslektaşlarım da ya bu adam gününde olunca zaten tutturamaz. Tutamaz. Ama gününde olduğu gün sayısı çok az dedi. Fakat Premier Lig'de gününde olduğu gün sayısı ile Türkiye Ligi'nde gününde olduğu gün sayısı arasında mutlaka bir oynama olacaktır. Ya burada daha fazla şans bulur. Daha fazla rahat olabilir diye düşünüyorum. İngiltere Ligi çünkü çok sert bir lig. Dolayısıyla bu transfer hoca onayı mutlaka olur ki oldu. Taraftarı da mutlu eder. Ama bir kez daha söyleyeyim, mutlaka ve mutlaka performansa dayalı. Yani taksimetre seni beklerken kabul yazmayacak. Kabul eder mi öyle bir şeyi Pepe? Yani taksiyi çağırıyorsun, taksimetre taksisini kapıda açacak, yolda gelirken açmayacak. Burada böyle bir durum yaşanır. Kabul eder mi Pepe? Kabul etmiyorsa bir şey söyleyeceğim. Zor Rıza ya. Çalınbay'ın meşhur bir lafı vardı. Dünyada futbolcudan bol ne var? Şimdi Kenya milli takımının hocası Engin Hoca değil mi? Okudum. Zaten şu Afrika Uluslar Kupası varken futbolcudan çok ne var cümlesi bak, mesela burada gündeme gelmemeli mi Kenya zaten? Milli takım hocası diyor ki Engin Hoca. Bana herkes Türkiye'den beni arıyor. Genç oyuncu var mı orada? Var söylüyorum. Sonra gidip tecrübeli oyuncu alıyorlar. Dünyada futbolcudan bol ne var? Dolayısıyla orada tek seçeneğin o değildir. Başka sağ açıklar da vardır. Vardır mutlaka. Bence en acil o. Ha bu dönemde Onur'u orada öyle ve böyle ondan bir verim alabilmek önemli elbette. Bakın gerçekten bunu söylüyorum. Zaten büyük hocalar bu tür durumlarda çözüm üretebilen hocalardır. Bu büyük hocanın yaşı yoktur. 28-29 yaşında da teknik direktör olsa çözüm üretebilirsin. Bu çok farklı bir şey. Guardiola bunu yapabilen, Mourinho bunları yapabilen bir adam. Şenol Hoca, Fatih Terim bunları yapabilen bir hocalar. O nedenle oradan bir takım içerisinde çözüm bulabilir ama lig için yetersiz o çözüm. Tabii ki yani uzun vadede değil tabii ki. Yani kısa kesinlikle. Vadeli bir çözüm zaten o. O yani kısa vadeli. Bu dönem için o tabii, çözüm. Tabii tabii aynen. Bir de ofansif bir orta saha. Pereira veya onun tarzında. Pereira olabilir. Keşke alabilseler Talisca gibi. İşte Klasen ismi gündeme gelmediği. Klasen ismi konuşuldu ama hoca kanatlara kaçabilen orta saha istiyor. Yani benim 3. bölgemdeki oyuncular sürekli yer değiştirecek ki bana kapalı oynayacak herkes. Öyle diyor hoca. Mantıklı. O nedenle mantıklı tabii. Pereira'nın da eşini ikna edemiyorlarmış galiba. Uzun süredir duymuyorduk böyle bir şey. Ya değil mi? Bir baba var.
Oğlu çok yetenekli bir oyuncu. Onun haberini okumuştum da şimdi ismi, adamın ismi aklımda kalmadı, futbolcunun. Hem de oyuncunun menajeri, babası. Futbolu bıraktıktan sonra evlenecek çocuk. Ya ben şöyle söyleyeyim. Öyle istiyor baba. 2.1 milyon Beşiktaş'ın teklifi. Bak, futbolu bıraktıktan sonra evlenecek çocuk. Ama niye düzenli hayat içinde erken evlensin? Ben kabul etmiyorum. Yani şunu söyleyeyim. 2.1 milyon euro Beşiktaş'ın teklifi. 3 versin. Değil eşini, kaynını, eniştesini, dayısını hepsini ikna eder yani. Silahlıca gelin. Yani onlara pek inanmıyorum. Yani transfer var. İstanbul'u istememek de bana biraz... Bak bir transfer var. Vermeyeyim kulis falan. Ya diyor, çocuğu ikna ettik eşi. Eşini ikna ettik ablası. Ablasını ikna ettik babası. Babasını ikna ettik halası, kuzen. Ya inanamazsın dedi. Kesin Güney Amerikalı o da. Bak inanamazsın kesin dedi. Geniş inanamazsın bir aile. Geniş aile, evet. Ben araba kullanıyorum, yanımda oğlum var işte. O zamanlar 5 yaşında mı 6 yaşında mı ne? Baba dedi top oynuyor, hasta Beşiktaşlı. Bir gün dedi bana, dedi Beşiktaş'ta oynarken dedi böyle yurt dışına falan teklif gelirse sen karışma sakın falan dedi. Dedim tamam, senin kararın tabii ki, doğru söylüyor sonra. Yok yok, o anlamda söylemedim dedi. Hakan Çalhanoğlu onu görmedi, babası bir karıştı ceza aldı dedi çocuk 6 ay dedi. Trabzon dönemiyor. Ya inanamadım ya, bu bilince inanamadım. Evet, karışmayın çocuklara. Çocuklara karışmayın. Eşler, anneler falan. Tabii ki eşiyle konuşacak. Tabii ki aile önemli. O başka. Hatta ben dedim ki eğer ikna etmeye çalışıyorsanız Pereira'nın eşini almayın. Çünkü ikna ettiğinizden ettikten sonra mutlaka bir sorun yaşayacaklar burada. Ben sana demedim İstanbul'a gelmeyelim diye. Aa tabii. En keyifli bölümü. Tribini yer. Bir gün de Lescott diye bir futbolcu var, İngiliz. Aynen. Önder Özen adamı ikna etmiş. Çok iyi oyuncu. City'de oynuyor stoper. Bir tek ben yazdım. Dediler ki nereden buldu falan. İngiliz anahtarı diye başlık, bak hiç unutmam. Dedi o iş olmayacak dedi hoca. Niye dedim? İşte dedi eşi İstanbul'u istemiyor dedi. Nerede yaşıyor dedim İngiltere'de? City'de. Yani Manchester'da. Gelsin mi görsün burayı? Dedim eğer. Yok görmüş İstanbul'u zaten, biliyor. Yani enteresan o zaman. Eğer dedim Manchester'la İstanbul arasında bir tercih yapıp Manchester'da kalmak istiyorsa zaten almayın bu adamı. Ya böyle bir eşi varsa almayın. Vallahi sıkıntı yaşarım burada. Kadın cazdırıp dururken vizyonsuz damgası da yedi, görür musun? Bak vallahi sıkıntı şu yaşar. Şu an kadın İngiltere'de kulakları çınlıyor. Acaba benim kulaklarım tabii niye çınlıyor diye düşünüyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani, hakikaten ben Manchester'ı da gördüm. Sürekli gri bir gökyüzü. Tamam, ara sıra güneş çıkıyor. Evet. Güneş çıktığında kendini parklara atıyorlar. İlkay Gündoğan'ın eşi onunla ilgili şikayette bulundu ya. Yemek yenecek bir yer bile yok dedi Sara. Evet, evet. Yani Londra tamam, eyvallah, ona bir şey diyemem yani de. İstanbul yaşayabilen biri için muhteşem bir şey. Daha iyisi yok. Ben onu dedim, anlayamıyorum. Hocam sakın almayın. Bak onlar hani biz de tamam, hayat galisi, ulaşım, trafik bilmem ne filan da bizde ama problemli de onlar için ne problem ben, olacak? Ben şöyle söylüyorum, bir futbolcu için İstanbul yaşanabilecek en iyi şehirdir. Muhteşem yani bir şehir. %100. Ama bakın şurada böyle bir şey var. Bak Vandana'yı nasıl ikna ettiler? Beşiktaş'ta da şöyle bir sıkıntı olduğunu duyuyorum. Redmond'un gitme nedenlerinden, gitme nedeni eşinin ikna edilmeme olayı falan değil. Gideceği yerde en fazla yarım saat oynayacak. Belki de. Niye o zaman? O da... tıpkı Saiz gibi yani, biri bu takımda bazı yabancı oyuncuları geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezonda sürekli huzursuzluk bence Beşiktaş bu temizliği yapıyor yavaş yavaş. Yani Sergen Yalçın'ı yediler, Önder Karaveli'yi yediler, Valerian İsmail ama gitti. Ama Redmond'la ilgili hiç öyle bir huzursuzluk ben olduğu haberi yoktu. Ben Redmond'u demiyorum takım içerisinde. Ben bunu boşa söylemem. Eğer buradan memnun değilsen defol git. Gitmiyorsan da şey yapma. Bu mesela Saiz için söylenebilecek bir cümleydi. Git. En niyetine gitti. Ama giderken de bayağı ortalığı karıştırdık. Evet, ama yani böyle bir şey olabilir mi? Birincisi yani bu profesyonellikte böyle bir şey yok. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bak Beşiktaş'ın çözmesi gereken sorun bu. Şenol Hoca bunu çözüyor. Çözdü de. Yani mesela Necip bir, herkes sakatlandı diye korktu ya Necip'ten dün. Şu an bilgi geldi, bir durumu iyiymiş. Türk pasaportun yok ya senin öyle esneklik kazandırabilecek. Doğru. Ama Necip ve Cenk Tosun bunlar ne biliyor musun aynı zamanda? Bunlar Beşiktaş'ın kendileri. Beşiktaş'ın değerlerini üzerlerinde taşıyan adamlar. Oraya gelen yabancıyı bunu aşılaması gereken adamlar. Ve bunu yapıyorlar. Bir oyuncu şu an kadroda değil. Piyan için ne dedi biliyor musun? Ne demiş?
Ne oluyor Sergen Hoca gittikten sonra bir anda iyileştiniz falan filan, hayırdır? Kavga çıkmış, üstüne yürümüş. Helal olsun o çocuğa. Türk bir futbolcu, şu an takımda değil. Ama Beşiktaş'ın kendisi adam. Onu hepimizin şu an. Evet. Beşiktaş'ın kendisi ama adam. Kim acaba? Yani? İşte böyle adamlar olacak bu kulüpte. Hakim Ziyech iddiaları var. Var mı sana bununla ilgili gelen bir bilgi? Doğru. En Nasır kulübü de çok istiyordu. Sağlık taramasında bir sıkıntıları oldu. Performansa dayalı kontrat teklif etti En Nasır ona. Hı hı. Orada anlaşmadı. Böyle bir durum varsa Beşiktaş da herhalde performansa dayalı bir teklif götürüyordur kendisine. Kaldı ki bu Saiz olayından sonra artık bazı bölgelerden oyuncu alma konusunda Beşiktaş biraz daha dikkatli olmalı. Ziye Saiz'e sorar mutlaka. Sorar. Saiz de yani aklın varsa gitme der. Yani böyle bir tabii açıklama yapan futbolcu tabii ki onu diyecektir doğal olarak. Tabii. Başka bir şey beklenmez. Saiz kaptanı değil mi onun? Ama bence bir takımı futbolcu hani transfer olarak kulüple ilgili bir ismin görüşüyle hareket etmez diye düşünüyorum. Ama ben olacağını zannetmiyorum Hakim Ziyech. Olursa Ziyech'le ilgili şunu söyleyeyim ben. Yani sağlık kontrolüne dikkat etmek zorunda. Şöyle bir şey olmuş sadece. Menajerine gidilmiş. Şartlar, durum sorulmuş. Evet. Hani oyuncunun kararı nedir? Oradaki geleceği nedir? Beklentiniz nedir? Maaş, imza parası tarzında nedir yani diye. O araştırılmış ama şu anda anladığım kadarıyla Ziyech'in hedefi Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde kariyerini sürdürmek. Ama bu sezon bizim kulüplerin şöyle bir ekstra avantajı olacak. 1 Eylül'de Avrupa'da transfer bitiyor. Normalde bizim bir hafta fazla sürerdi. Bu sezon 2 hafta fazla sürecek bizim transferimiz. O dönem o fırsat transferi çok olacak. Mesela örnek yani veriyorum. Chelsea'de kaldı diyelim ki. Ki istenmiyor orada. Evet. Diyelim ki istediği teklifi bulamadı, kaldı. O zaman Beşiktaş ihtimali doğabilir. Geçtiğimiz sezon nasıl Icardi Galatasaray'a geldi bir teklif bulamadığı için. Dolayısıyla Beşiktaş şu anda orayı gözlemliyor. Ziyech konusunda. İhtiyaç noktasında sen ne dersin? Son bir dakika maraya bu arada. Ya, tabii ki böyle bir oyuncu eğer sağlıklıysa. Hayır, genel Beşiktaş'ın ihtiyacı. Kanat bölgesine mutlaka ihtiyaç var. Bir sol stoper ve savunma liderine ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Amartey'in yanına. Evet. Orta alanın merkezine mutlaka yaratıcı bir 8-10 oynayacak, skor yapabilecek bir oyuncu. İşte Pereira ya da onun muadili bir oyuncu mutlaka şart. Sana mesaj mı geldi? Redmond'un eşinin ilk evliliğinden bir çocuğu varmış ve o çocuğu her hafta eski kocasını göstermek zorundaymış. Öyle bir durumdan dolayı magazin çıktı. Dedim ki ya Beşiktaş'taki şansa bak. Buradan bir dizi çıkar yani. Öyle diyorlar. O kadar, ona artık biz bir şey diyemeyiz. O artık şey aile içi. Artık. Ona bir şey diyemeyiz. Peki bu bölümü tamamlıyoruz değerli izleyenler. Bir ara vereceğiz şimdi. Saat başında yeniden buradayız. Spor gündemine devam ediyoruz. İkinci saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertliler de Avrupa'ya oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 9 gollü bir başlangıç. Şimdi yeni transferlerden alınan katkıları ayrı konuşacağız. Yerlilerden alınan katkıyı da ayrıca konuşarak başlayalım istiyorum ben. Zira geçen sezon özellikle çok eleştirilen oyuncular bu sezona oldukça iyi başlangıçlar yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal da yerli oyuncuların gösterdiği performanstan oldukça memnun. Yine bir haberimiz var bu konuyla ilgili. O habere bir bakalım, sonra devam edelim. Evet, haberde de söylüyor aslında özellikle Mert Hakan'la İrfan Can'ın performansları çok dikkat çekici. Onur, özellikle bu sezonda yerli kuralının devam edeceğini düşünürsek bu oyunculardan alınacak katkı çok kritik. Ne dersin? Tartışmasız. Yani bence artık futbolda oyuncu yönetimi çok önemli bir yer kapsıyor. Yani iletişim becerisi çok önemli artık futbolda. Siz istediğiniz kadar iyi bir taktik beceriye sahip olun, istediğiniz kadar iyi bir sistem ortaya koyun. Oyuncu ile iletişiminiz iyi değilse, oyuncuyu ikna edemiyorsanız başarı gelmiyor. Yani teknik adamlara bakalım şu anda dünyanın en önemli teknik adamlarına. Hep iletişim becerisi yüksek isimlerden bunlar oluşuyor. İşte geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonunda Okan Hoca'nın nasıl oyuncularla iletişim kurduğunu hep bahsettik burada. İsmail Hoca ilk geldiğinde ben şu ifadeyi kullanmıştım. Hocanın en büyük artısı bu iletişim becerisi. Yani kariyerinde ben hiçbir oyuncunun İsmail Hoca ile alakalı kötü bir demecini, açıklamasını evet, hiç duymadım. Doğru. Sadece oyuncu değil, yöneticilerle alakalı, işte kulüp çalışanlarıyla alakalı hiçbir şey duymadım. Dolayısıyla siz oyuncuya kendinizi inandırıyorsanız, sisteminizi inandırıyorsanız bir şekilde bir sonuç alıyorsunuz. Mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi buydu. Bu arada, bir son dakika geldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Ljubljana oldu değerli izleyenler ve kadroda UEFA'ya bildirildi. Günay Güvenç, Mauro Icardi ve Zaha listeye eklendi.
bunu bir müjde olarak aslında aktaralım. Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği soruydu. Icardi ne zaman devreye girecek diye, Zaha ne zaman devreye girecek diye. Çünkü Zaha'nın da bir sakatlığı vardı, ufak bir sakatlığı vardı. Bu önemli bir haber. Hemen bunu bir sıcağı sıcağına konuşalım. Yani her tur öncesinde UEFA bu hakkı tanıyor. Hatta şunu da söyleyelim. 24 saat öncesinde maçlardan, ilk maçtan UEFA iki oyuncuya daha değişim izni veriyor. Yani Galatasaray maça kadar eğer yeni bir transfer yaparsa bu oyuncuyu da bildirmeye şansı var. Tüm kulüplerimiz için geçerli bu arada. Onu söyleyelim. Ama rövanşında bildiremiyorsun. Tabii ki rövanşında değil. İlk maç öncesinde bildiriyor ve iki maçta da oynatabiliyor bu oyuncuyu. Tabii ki önemli Icardi'nin ve Zaha'nın listeye eklenmesi. Ama ben bu müjde, ama biraz da olumsuz yönden bakalım. Bu iki oyuncunun da fiziki anlamda çok büyük bir katkı vermesini bu turda beklemiyorum Galatasaray'a. Yani çünkü Icardi sezon başından beri hiç idman yapmadı. Ne bireysel çalıştı ne de bir takımla çalıştı. Yani Galatasaray'a geldiğinden beri 3-4 bireysel idmana çıktı. Takımla birkaç idmanda çalıştı. Ya bu fiziki durumuyla yani maksimum 15-20 dakika belki bir katkı verebilir Galatasaray'a. Zaha da aynı şekilde sakatlıktan çıktı. Ama tabii ki onların varlığı... Belki bir hamle oyuncusu olarak, belki ikinci maçlar düşünülerek. Evet, hamle oyuncusu olarak belki, evet, ikinci maçlar düşünülerek olabilir. Ama tabii ki Galatasaray'a bu isimlerin katılması çok önemli. Taraftarları da bir kere motive edecektir. Icardi ve Zaha'nın eklenmesi. Şimdi burada niye Kerem yok diyebilirler. Kerem belki o son anda eklenen isimler arasına dair olabilir. Onu söyleyelim. Olabilir. Orada Galatasaray'ın hala bir hakkı var. Maçtan 24 saat önce Kerem Demirbay'ı ekleyip bir oyuncuyu çıkarabilir listeden. Evet. Öyle bir hakkı var. Serdar Sarı'da? Yani turlar geçtikçe kadroda da tur atlanıyor. Tabii. Transferde de tur atlanıyor. Öyle söyleyelim. Her geçen turda. Tabii bunlar önemli isimler. Ben de katılıyorum. Mutlaka fiziki eksiklikleri vardır özellikle Icardi'nin. Kadro, geniş kadro içerisinde son 10 dakika, son 15 dakika belki o zamana kadar çok şey değişir diyoruz ama o zamana kadar da çok az bir zaman kaldı. Önümüzdeki ya maçın gidişatına göre Icardi'ye ihtiyaç olabilir mesela son 10 dakikada. Eğer ihtiyaç olmazsa bence oynatmayabilir. Evet. Herhangi bir sıkıntı olmasın tabii, doğru, diye. Evet, Zaha için de geçerli. Dolayısıyla diğer takımlarda da listelerin yeni isimler. Beşiktaş'ta mesela Rebic'in ismini bildirecektir yeni listede. Yani. Tabii ki. Belki yeni bir transfer gelir olabilir, bu süreçte. Tabii belki Pepe'yi de ekleyebilirler. Ama söylediğim gibi Şenol Hoca'nın dünkü maçtaki ilk 11'ine bakın. İlk maçın aynısı. Yani bu birbirini tanıyan, birbirleri kamp yapmış isimleri tercih eder. En hazır. Burada artık isimden öte en hazır seviyedeki oyuncuları tercih ederler. Okan Hoca'nın da kadrosu öyle bir kadroydu keza. Ama şunu da söyleyebiliriz tabii, bu şu açıdan da önemli. Icardi ve Zaha bu turda eğer listeye eklenebiliyorlarsa demek ki lige de hazır hale gelecekler. Aslında bu da önemli Galatasaray yani açısından. Önümüzdeki Galatasaray'ın hafta ilk lig maçı var. Evet. Kayseri deplasmanında. Yani en azından şunu söyleyebiliriz. En azından bir 3-4 hafta tabii, kaçırmayacaklar. Icardi yani. Geçtiğimiz sezon mesela bunu yaşamıştı. Evet. Geç gelmişti. Eylül'ün başında gelmişti ve 4-5 lig maçını kaçırmıştı. Ama en azından şimdi 11 olmasa bile kadroda Icardi'yi göreceğiz. Bu çok önemli bence Galatasaray evet, için. Evet, kesinlikle. Peki son dakika bilgisi olarak paylaşmış olalım. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Devam edelim. Aynen, yani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorun zaten buydu. Teknik adam ve Jesus ve oyuncular arasındaki iletişim kopmuştu bir saatten sonra. Yani Jesus her oyuncuya eşit yaklaşmıyordu. Her oyuncunun verdiği hataya eşit reaksiyon göstermiyordu. Ama İsmail Hoca'da bunu görmüyoruz. Mesela Mert Hakan Yandaş. Ne yaptı yani geçtiğimiz sezona göre? Ekstra bir idman mı yaptı? Yani ne yaptı? Özel bir teknik, özel bir hocayla mı çalıştı, kendini geliştirmedi? Yok, aynı Mert Hakan ama hoca ona inanıyor, o hocaya inanıyor. Bu bir performans ortaya çıkıyor. Kendisi de dedi zaten İsmail Kartal'la çok daha rahat ve iyi oynuyor. Yani, bu çok önemli, bu çok önemli artık. Yani bence futbolda işin %70'lik kısmı iletişim. Yani bu çok önemli bir hale geldi artık biz futbolumuzda. İsmail Hoca zaten son Fenerbahçe'ye geldiğinde de gelir gelmez 7-8 oyuncunun performansını yukarı çekmişti. Yani bunu ekstra bir idmanla, ekstra bir taktikle yapmamıştı. İletişim sayesinde bunu yapmıştı. Bence bu önemli Fenerbahçe için. Kadro içinden de Fenerbahçe transferler yapıyor. Yani Mert Hakan Yandaş mesela, İrfan Can, bunu ekleyebiliriz zamanla. Bunu göreceğiz. Serdar Aziz mesela geçtiğimiz sezonun sonlarında hiç oynamamıştı. Emre Mor'dan ben böyle mesela çıkış bekliyorum. Şu an sakatlığı İsmail var. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Bunlar tabii ki Fenerbahçe için kadro içinden yapılan transferlerdir. Son derece önemli ve kıymetli Fenerbahçe için. Yerliler, Serdar Sarı. Yani yerlilerde şimdi Galatasaray 1-0 öne geçti diyebilirim. Kerem yerli kalitesinde. Kerem Demirbay transferinden sonra. Kalitesinden değil. Hepsi kaliteli oyuncular. Ama şöyle, kadroya güç katma, esneklik katma.
başka mevkilerin çarpım gücünü arttırma gibi nedenlerden söylüyor. Çünkü Kerem belki de önümüzdeki sezon bir bakıyorsun City'de ilk ay neyse öyle bir misyon yüklenmiş olabilir. Şimdi Cengiz Ünder de Fenerbahçe'ye gelirse o zaman durumlar eşitlenir. Şöyle eşitlenir. Cengiz de o kadroya farklı bir esneklik kazandırır. Zaten Türk pasaportlarından dolayı çok çok farklı bir çarpım gücünü arttırıyor. Farklı bir şekilde. Bu açıdan söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. İki takımda da çok iyi yerliler var tabii ki. Şu an kağıt üzerinde konuşuyoruz. Bu transfer hamleleri. Mesela Galatasaray'ın Kerem Demirbay hamlesi çok önemli. Eğer başarabilirlerse Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder. Ama ve... onun dışında mesela Galatasaray'da Kerem gelmeden önce üçüncü yerli kim olacak diye düşünürken Fenerbahçe'de hiç böyle bir endişe yok. Ama Cengiz gelirse belki de çok önemli bir mevki için çok önemli bir yabancı oyuncuyu alabilirler. Transferde de esneklik kazandırabilir. Evet. O açıdan söylüyorum. Evet Galatasaray'da tamam. Bir de Halil Dervişoğlu'nu da aldılar. Oyun hani oyuncu değişikliğinde Türk çıkardın, Türk soktun. Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'i aldığında bir de yabancı bir oyuncu beklettikleri, görüşüp anlaştıkları belki de öyle bir oyuncu çıkabilir karşımıza. Aslında baktığınızda bu 8 artı 3 böyle biraz uğraştırıyor ama bence iyi. 8, 7 artı 4 de olur inşallah. Çünkü hani Arda Güler gibi bir oyuncu Real Madrid'e gidebiliyorsa bu ülkenin çok önemli genç potansiyeli var. Onları da başka türlü çıkartamıyoruz çünkü. Ama Arda yani kural bence komple yerli oynatma zorunlu olsa, yabancı oynatma zorunlu olsa bile çıkardı yani bir şekilde. Yani ben pek Arda, Arda her türlü oynardı. Yok. Ben hiç, yani ben buradan ayrılacağım. Oynardı da Fenerbahçe'de oynamazdı. Ben ayrılacağım bence. Buradan. Ben bu kuralı çok saçma ya yanlış buluyorum. Yani bir yerli oyuncu kural gereği oynamamalı. Ve bence bu kural Avrupa'yı oyuncuların ihracını da olumsuz etkiliyor. Çünkü neden olumsuz etkiliyor? O tarafı doğru. Yerli oyuncuların maaş skalası inanılmaz derecede yükseldi. Bak, çünkü o tarafı değerleri doğru. Arttı. Yunus Akgün ve Berkan Kutlu Galatasaray'ın çok fazla kullanmadığı en azından ana planda olmayan iki oyuncu. Teklifler var Galatasaray'a bırakmıyor. Neden? Çünkü yerli oynatmak zorunda. Yani bu oyuncularımızın Avrupa ihracını da bir şekilde bence önünü kesiyor gibime geliyor. Evet yerli oyuncularımız oynuyor daha fazla. Bu belki göze hoş gelebilir, insanların hoşuna gidebilir ama ben şunu söylüyorum her zaman. İyi bir yerli oyuncuyu hiçbir yabancı oyuncu kesemez. Yani Kerem Aktürkoğlu şu anda Galatasaray'da çok az oyuncu kesebilir. Ferdi'yi kessin bakalım bir tane yabancı oyuncu Fenerbahçe'den de görelim. Ya da Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta kessin bir yabancı oyuncu da görelim. Kesemez. İyi oyuncu her zaman oynuyor. İyi oyuncu her zaman o formayı alır. Pasaportu ne olursa olsun. Benim katılmadığım nokta şu. Birincisi benim yerli oyuncu, milli takımımı oluşturacak olan oyuncunun Türkiye Ligi'nde oynamak yerine İtalya Ligi'nde, Almanya Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde oynama şansı varsa ben buna razıyım zaten. O ayrı. İşin o tarafı da var. Yani bu yabancı sınırsızken işte Meritler falan gittiler orada oynadılar. Mecbur kendilerine tabii. Orada kapı buldular. Aynen. Başka türlü olmuyordu. Ben bu tarafta katılıyorum sana. Doğru. Biz oyuncuyu alıyoruz, kulübeyi hapsediyoruz yerli oyuncuyu. Evet bak bu doğru. Ama Türkiye'de inan bak bunu çok net söylüyorum. Sakın bazı menajerler diyeyim. Çünkü bazıları da işini iyi yapıyor. Yani bazı gazeteciler iyi yapmıyor, bazıları iyi yapıyor. Aynı şekilde o da öyle. Tekel oluşturmuşlar. O menajerin listesine girmezsen senin bu ülkede futbol oynama şansın yok. Doğru. Bak tekel oluşturmuşlar. Kendi aralarında. Ve bunun Avrupa network'ü de var. Mesela bir menajer var. Avrupa'daki bir menajerin ne kadar çürük futbolcusu var buraya getirmek de görevli. İsim yapmış. Yöneticiler almayacak o zaman oyuncu. İşte onu demeye çalışıyor. Ama yöneticiler de transfer yapmasını bilmiyor. Hepsi kimse kimseyi kandırmasın. Çok az Türkiye'de çok az yönetici transfer yapabiliyor. Bir elin bak iki eli demiyorum. Bir elin parmağını geçmiyor. Çok zor bir ne iş. Ne yapıyor? Bir menajerle anlaşıyor. Tabii. Tamam aslan parçası sen bizle beraber yürü. Biz başka menajeri de katmıyoruz. İstemez o menajer de başka menajer de alanıma girmesin. Alan işaretlerler oraya sen giremezsin. Öyle oluyor bu işler. Sonra pol bölümüne yönetici geliyor. Şep diyoruz ya profesyonel yöneticilik büyük kavramı. Büyük başkan, büyük yönetici falan. Şimdi böyle bir ortam var. O yüzden diyorum. Yoksa dediğin doğru. Lig değil bir şey değil falan. Gitsin orada oynasın. Ama ben kulüpçüyüm. Önce. Bu kulübün borçlarını kapanması için üretmesi lazım. Üretebilmek için genç oyuncuları oynatması lazım. Hocalar oynatmıyor. Menajerlerin zaten bir
müşteri profili oluşturmuş, giremiyorsun oraya. Bak eskiden futbolcular kulüplere, altyapısına girmek için uğraşıyordu. Şimdi futbolcu aileleri altyapılara, kulüp isimlerine bakmıyor, menajerlere bakıyor. Falanca menajeri verirseniz onun daha oynama şansı yüksek olur. Çünkü onun kulüplerle bağlantıları çok iyi. Hele milli takım U alt yaş gruplarındaki teknik direktörleri de tanıyor falan. Orada daha çok şansı var deniliyor. Konuşuluyor bu. Doğru. Yani benim kendi evladım da futbolcu. Veliler konuşuyor. Son dönemde kulüplerimizin altyapılarından Avrupa'ya, yurt dışına transferler var. O yüzden ben artı olunca mecburiyetten olacak artık. Bizde planlı olmuyor. Yoksa dediğin doğru, oralara gitsin falan. Ama burada gerçekten bak gerçekten yani Ali Koç'u tebrik ediyorum. Arda yabancı sayısı sınırsız olsa da çıkardı. Fenerbahçe onu çünkü aldı getirdi. İyi scout transferleri var. Ama genel konuşacak olursak ben ne yetenekler gördüm, şans bulamadılar. Yani dediğin çok doğru. Öyle bir sorunumuz var ama biz işte bataklığı kurutmak yerine serisine kovalıyoruz havada. Yani bataklığı kurutmamız gerekiyor o zaman bataklığı önce. Aslında kurutmak daha kolay. İşte onu yapmıyoruz. Sireye yakalamak zor. Şimdi Cengiz Ünder gelirse Fenerbahçe'de bambaşka bir yerli kalitesi olur dedi Serdar Sarı'da. Şimdi evet. Cengiz'le ilgili de her geçen gün başka bir gelişme yaşanıyor. En son Marsilya Başkanı açıklama yaptı. Longoria dedi ki bir takımla anlaşmak üzereydik ancak transfer gerçekleşmedi. Birçok teklif var. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şimdi bu Fenerbahçe defterinin kapandığını mı gösteriyor yoksa tamamen transferi, piyasayı biraz kızıştırmak adına yapılmış bir başkan açıklaması mı sence? Bir kere Marsilya'dan oyuncu almak çok kolay değildir. Birçok kulüp kriz yaşar Marsilya'dan oyuncu alırken. Bizim kulüplerimiz de daha önce yaşamıştır, yaşayacaktır da. Tamamen bence bir taktik açıklamasıydı. Fenerbahçe'nin oyuncu ilgisi sürüyor. Ancak Fenerbahçe bu transferin kendi istediği rakamlarla bitmesini istiyor. Tabii ki Marsilya'da doğal olarak... Makas da biraz açık galiba. Açık. Yani şu anda öyle büyük çok... ihtimalle yani 4-5 milyon euroluk bir fark varmış gibi duruyor evet. Arada. Fenerbahçe o rakamlara çıkmayı düşündü bir ara ama sonra vazgeçildi. Yani bir de mesela yabancı kaleci olayı Fenerbahçe'nin biraz yerli transferini tetikliyor. Hı hı. Yani yoksa Fenerbahçe'nin kalecisi yerli olacaksa eğer hani Cengiz'e çok fazla ihtiyaç var mı yok mu konusu tartışmalı olabilir. Çünkü Ferdi var, Mert Müldür var. Takım içinde üçüncü yerli de bulunabilir belki başka mevkide. Ama siz kaleciyi yabancı yaptığınız anda o zaman mutlaka Cengiz ya da onun muadili bir yerli oyuncuya muhtaç kalıyorsunuz. İşte Fenerbahçe'de Cengiz alırsa belki de nedir o kalecinin adı? Livakovic. Ya o yüzden... o konuda da bir belki tıkanmışlık var gibi görünüyor. Bence Livakovic işi şu anda bence olmayacakmış gibi duruyor. Çünkü Girona ile ismi çok, ben bir İspanyol basında bugün biraz baktım, Girona ile ismi geçiyor. Sanki Girona'ya daha yakınmış gibi duruyor ama Sayın Başkan Ali Koç yabancı kaleci almak istiyor. Ya bu işi İsmail Hoca'ya bıraksa İsmail Hoca bence Altay ve İrfan Can'la sezonu bitirir. Yani o öyle düşünüyor. Ama Sayın Başkan kaliteli bir yabancı kalecinin şampiyonluk için şart olduğunu düşünüyor. Öyle bir inancı var. Kale önemli. Santrofor ve kale. Ya şampiyonluk ben, yarışındaki ben önemli. Ben geçen bunu söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Bence eğer siz öndeki kurguyu iyi yaparsanız, savunma ve savunmanın önündeki kurguyu, bence A sınıf bir kaleciye ihtiyaç duymadan şampiyon olabilirsiniz. Kalecideki sorun aslında A sınıf performans falan değil de o tribünle yaşanan sıkıntı. Yani bir gol yediği zaman, hele de bu gol böyle ezeli rakiplerden falan böyle kritik bir yerde yenirse Altay tarafından, tribünün buna tahammülü kalmadı ve çok ciddi reaksiyonlar gösterilmeye başlandı orada, artık Altay'a. Orada bir güven kaybı var tartışmasız. Var. Yani evet, onun önüne nasıl geçilir? Altay iyi bir performans gösterirse ancak. İşte gösteriyor. Bir maçta gol yiyor. Ondan sonra... Ancak işte dediğim gibi yani bu üç yerli kuralında da Fenerbahçe'nin yabancı bir kaleci alması tüm denklemi değiştiriyor. Çok zorlayacak Fenerbahçe'yi bence. Yani Cengiz Ünder için konuşulan rakamlar çok ciddi rakamlar. Evet, iyi bir oyuncu tartışmasız ama Fenerbahçe'nin o rakamları daha acil bölgelere harcaması gerekirken mecbur olarak Fenerbahçe'ye gidip Cengiz için harcamayı düşünüyor paraları. Mesela merkeze Fenerbahçe'nin ciddi bence takviye yapması gerekiyor. 6 numaraya, 8 numaraya. Evet, o bölgede ciddi bir ihtiyaç ancak var. Ancak işte dediğim gibi o denklem öylesine sıkıntıda ki şu anda yabancı kaleci yüzünden. Hı hı. Yoksa sizin yerli probleminiz yoksa gidin alın yabancı kaleciyi. Livakovic'i, Keylor Navas'ı. Hiç problem yok bunda. Ama öyle bir şansı şu an Fenerbahçe'nin var mı? Bu elindeki yerli formülü zor bence yani. Çok büyük bir kriz yaşayabilirse. Mesela Salih Özcan alınmak istendi merkeze. Salih şu anda teşekkür etti. Ben Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum dedi. Ama o bir zamanlar Salih
İsteseler alırlardı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Özellikle Beşiktaş'a artık, çok yakın. Artık biraz zor artık, değil mi? Tren kaçtı artık. Kerem Demiroğlu'yla da böyle bir durum olmuştu 7-8 sene önce. O tren kaçtı. O zaman Kerem 800 bin euroydu. Yani onu Hoffenheim'deyken Kerem Demirbay'ı alabiliyorsunuz ama Leverkusen'e gittikten sonra hemen alamıyorsunuz tabii ki. Evet. Kesinlikle doğru. Ama Fenerbahçe'nin şampiyonluklarına baktığınız zaman hep yerli kaleci var. Değil mi kalede? Yerli figür hep vardır Fenerbahçe'de. Yani çok geriye gidecek olursak Engin İpekoğlu'ndan Rüştü, Volkan. Yani hep bir yerli figür var mı Fenerbahçe'de? Ama işte Rüştü ve Volkan'ın mesela tribünle hep bir iyi ilişkisi vardı. Ya bence biraz da bu bir Altay'ın şanssızlığı vardı. Yani kötü bir sürece denk geldi Altay. Evet. Yani Fenerbahçe bu 5 yıllık sürece bir iki şampiyonluk sıkıştırabilseydi bence bunlar çok konuşulmayacaktı. Biraz tahammülsüzlük çok fazla artmış durumda ve böyle ortamlarda hep bir günah keçisi aranır. Yani bizde de günah keçileri genelde yerli oyuncular olur. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yabancı oyunculara çok fazla konduramıyoruz bazı şeyler ama yerlilere direkt günah keçisi ilan ediyoruz. Evet Altay mükemmel mi oynadı değil ama Fenerbahçe şampiyonluğu Altay yüzünden kaçırmadı. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin A sınıf bir kalecisi olsa şampiyon olabilir miydi? Bence yine olamazdı. Sorun başka yerlerdeydi. Ama tabii ki biz hemen Altay'a yıktık bütün sorumluluğu. Dediğim gibi yani Fenerbahçe yabancı kaleci alabilir ama alırsa yerli formülünde çok ciddi bir problem yaşar. Cengiz gelirse çözülebilir mi? Evet, belki çözülebilir bu bir zaman. Bir de konuyu Altay cephesinden bakalım Serdar Sarıdağ. Şimdi sizin teknik direktörünüz Avrupa maçından önce çıkıyor diyor ki yabancı kaleci bakıyoruz. İkinci maçtan önce de diyor ki bu konuyu konuşmayalım yönetime başkana bıraktık açıklaması. Şimdi siz bir kaleci olarak, bir futbolcu olarak ne düşünürsünüz böyle bir durumda? Ben Altay'ın yerinde olsam çoktan gitmiştim. Yani bu İsmail Hoca ile konuştuğu için değil. Bu kadar çok haber konuşuluyorsa ben oynayabileceğim yere giderim. Yani ben Altay olarak ikinci kaleciliği kabul etmem. Etmiyor zaten. Ama zaten Livakovic gelirse Altay herhalde kalmaz. Öyle ben senaryoda. Giderim. Yani ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Altay'ı da vermem bonservisiyle. Kiralık gönderirim. 6 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Avrupa kulüpleri için geçerli. Bence birçok takım verir bu maddeyi, verir. Bu parayı öder yani Altay için. Ya bak şöyle, çok güzel söyledin değil mi? Eğer Fenerbahçe'nin maçlarının çoğunda maçın adamı Altay seçiliyorsa oraya kimdi ilgilendikleri kaleci? Livakovic ile Buffon'un 2 sene önceki halini getir. İkisini aynı anda koy, sıkıntı yaşarsın gene. Bu kadar pozisyon verilir mi? Şimdi bak Jesus'un orada yaptığı çok güzel bir hareket vardı geçtiğimiz sezon. Altay tuttu tribünleri. %100 doğru. Yani bu yenilen gol. Gitti Altay'a sarıldı. Niye sarılıyorsun adama? Senin yüzünden adam gol yedi ya. Sen takım savunmasını iyi yapamadığın için bu adam gol yedi. Adama niye gidiyorsun sarılıyorsun, teselli ediyorsun? Böyle bir şey yok dedi resmen haklı olarak. Onun yediği gollerin... Ama o bile çağrı olmadı. Tribünler yine faturayı Altay'a kesti. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bunu Fenerbahçe taraftarı için söylemiyorum. Bütün taraftarların büyük çoğunluğu için söylüyorum. Bizdeki taraftar profili çok farklı. Ama farklı olduğu için doğrudur anlamı çıkmaz. Yani Fenerbahçe'de şu an futbolcu olmak ciddi anlamda hem bir güzelliği tabii ki var. İşler iyi giderken mükemmel bir ortam. Kesinlikle. Ama tam tersi bir durumda da ciddi bir baskı var orada. Yani Kadıköy'deki maçlar özellikle geçtiğimiz sezon çok futbolcu ıslıklandı Fenerbahçe'de. Yani Türk futbolundaki baskıyı överek anlatıyorlar ya. Bu baskı değil ki, bu başka bir şey yani. Bu mobbing. Bu baskı değil. Yabancı İngilizce'de mobbing. Ya Valencia gol kralı oldu, ıslıklandı. Islıklandı. Yani bir baskı şans. Dediğiniz o değildir. Tabii ki bir şampiyonluk beklentisi vardır. Bu bir baskı mıdır? Baskıdır. Ama siz topu ayağınıza her aldığınızda acaba hata yaparsam biri bana oradan bir şey der mi diye düşünüyorsanız dediğin gibi mobbingdir bu. Aynen bu baskı öyle. Değildir. Bu baskı başka bir şey artık. Başka yani. Bir şey. Yani ben mesela bu dünyanın içindeyim. Başkanım. Değil mi? Hani iş adamıyım, başkan olacağım. Yani kongre üyesiyim falan. Hayatta olmam. Yönetici ol, hayatta olmam. Asla olma. Teknik direktör ol. Deli miyim kendi kendime eziyet çektireyim? Her hafta küfürüyüm. Hayatta olmam. Futbolcu burada olmam. Bak burada da olmam. Yardımcı antrenör de olmam. Hepsini geçtim. Top toplayıcı bile olmam. O sahaya girmem. O statta olmam ben. Ama İsveç Ligi'nde bunlar hepsini olurum. Norveç Ligi'nde hepsini olurum. Belçika'da olurum. Her yerde olur. İtalya'da da olmam, orası da böyle. Sıkılırsın.
Yani niye? Bak gerçek oralara gidince sıkılırsın. O kesmez ben, seni orası. Ben ya şimdi tutku, orada tutku yok hiç orada. Yabancı ya. Gazeteci yazıyor. Falanca oyuncu Fenerbahçe'nin gündeminde falan. Adam altına şöyle yazıyor. Yabancıya reis tebrik ederim. Ben yazıyorum. Kulübü karıştırmak istiyor bunlar. Adam yerli gazeteci bile beğenmiyor. Her şeyin yabancısı olacak. Böyle bir kompleks var. Hani batıdan olunca doğrudur diyor herkes. Hiç sorgulamıyorlar. Yabancı gazeteci yazıyor, adam işini yapıyor. Biz yazınca, şimdi yazılacak haber mi bu diyor. O işini yapıyor da, ben niye yapınca kızıyorsun? Çünkü dibindekini her zaman bağırabiliyorsun. Maliyeti sormuyorsan muhasebeci misin diyor. Aynen, muhasebeci misin diyor soruyorlar. Ya şunu söyleyeyim, Fenerbahçe için... Önce bu profilin değişmesi lazım, kusura bakmasınlar. O da bana şunu söyleyebilir. Ben de İngiliz yorumcu istiyorum ekranlarda. İste kardeşim hakkı, doğru söylüyorsun. Herkesin hakkı canım. Özgür. Şimdi Arsene Wenger gelirse hayır demeyiz canım biz de yani. Yani. Şunu söyleyeyim Fenerbahçe ile alakalı. Demin konusu da geçti zaten. Yani Fenerbahçe'nin işte diyoruz ya işte şu oyuncuya ihtiyacı var. İşte şöyle bir profile ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan şey bence Kadıköy ruhunun geri gelmesi. Yani artık geçtiğimiz yıllarda o rakipler için korkutucu olan. Kendi oyuncusunu sürekli yukarı çeken. Evet. O Kadıköy atmosferinin geri gelmezse eğer Fenerbahçe yine sıkıntı yaşayacak. Ben kendi evimden niye korkayım mesela? O hale geliyor bazı oyuncular. Tabii şimdi normal şartlarda rakip oyuncu gelirken ayakları titriyordu Kadıköy'e. Ama şimdi birçok oyuncu, yerli oyuncu Fenerbahçe'de özellikle Kadıköy'e çıkarken acaba mı diyor. Yani biz bir hata yaparsak acaba tribün bir reaksiyon gösterir mi? Bu tablonun Kadıköy'de değişmesi şart. Yani son 5-6 yılda Kadıköy o eski ruhunu kaybetti ki bunu... Hani maçlara giden taraftarlar söylüyor, bizim muhabir arkadaşlarımız bunu ifade ediyor. Doğru. Sıklıkla. Kadıköy eski ruhuna dönmezse Fenerbahçe en iyi oyuncuları alsın, en iyi teknik direktörü getirsin, yine o başarı gelmeyecektir. O yüzden de mutlaka, tabii ki bu biraz da şey, birbirini öyle tetikleyen işler. Saha içinde başarı tribünü tetikliyor. O tribünün güzel reaksiyonu takıma tekrar geri dönüyor. Bu bir domino etkisi yaratıyor ama... tribünün mutlaka Fenerbahçe'de o 6-7 yıl önceki halini alması gerekiyor. Biraz da arkadaşlık çok önemli. Mesela şampiyon olan bütün takımlarda o takım içi arkadaşlığın, tabii, iletişimin çok iyi olduğunu, aynen, görüyoruz. Sanki Fenerbahçe'de bu sezon o olacakmış gibi bir, en azından şu anda öyle bir görüntü var. Yani yerli oyuncular, doğru, yeni transferler iyi katkı sağladı. Bir anda iyi uyum sağladılar. Bunu, saha içinde iyi bir iletişim varmış gibi görünüyor. Bu nasıl olur? Bir, o tesisleri iyi bilen bir teknik adam mı olur? İki, lider oyuncularla olur. Fenerbahçe'de şu an ikisi de var. Hem Samandıra'yı çok iyi bilen İsmail Hoca, camiayı çok iyi bilen bir teknik direktör. Artı lider özellikli Tadiç gibi, Dzeko gibi önemli futbolcular. Bu Fenerbahçe için son derece önemli. Bir de keşke bir yerli figür olabilseydi Fenerbahçe'nin kadrosu içinde. Yani lider özellikli bir yerli oyuncu. Evet, Emre Belözoğlu gibi. Yani evet, önemli yerli oyuncuları Fenerbahçe'nin var, yıldız oyuncuları var. Ancak lider özellikle oyuncuları var mı yerli anlamda, onu çok göremiyorum. Belki Ferdi bunu dönem dönem yapıyor ama Ferdi de mesela Türkçe konuşmuyor. O da hani... Mesela Cengiz olabilir mi? Gelirse yok, zannetmiyorum. Cengiz'in öyle bir... Yani mesela Beşiktaş'ta Cenk Tosun mesela. Yani çok önemli bir yerli profil. Ümraniye'de takımı derleyip toparlayan. Biraz daha böyle o zaman camiayla özdeşleşmiş bir isimden evet, bahsediyor. Evet, keşke Fenerbahçe'de öyle bir isim olsaydı daha da bence iyi olabilirdi her şey. Bir şey söylediler herhalde sana. Bana bir şey söylediler, ben de sana baktım. Al sözü diye de almadın. Yani Fenerbahçe'nin bu yerli kadrosunun genişliği aslında son 3-4 senenin planı. Çünkü ben o zamanlar takip ediyordum. Bakanın bu artılar martılar kime en çok yarayacak diye. Hep en çok Fenerbahçe'ye yaradığını görüyordum. Ama tabii Fenerbahçe bunu yıllar sonra böyle bir kanun çıkacak diye yapmadı. Üreten futbola geçmek için yaptı bunu. Aynen. Ve üreten futbol. Şimdi bak Beşiktaş'ta 3 tane yerli bir anda gitti değil mi? Öz kaynak düzenine yetişip de 3 tane oyuncu aynı anda gitme olayı Türk futbolunda yok. Avrupa gitme olayı yok. Demek ki aşağısı üretiyor. Şimdi kimler var? Semih Kılıçsoy ile Demir Ege Tıknaz'ı görüyoruz değil mi? Oğuzhan da vardı geçen seneden. Demek ki üretiyor aşağısı. Üretim önemli. Bir de yukarı çıkan oyuncuların forma şansı bulması çok daha önemli. Çok daha alttaki önemli. Oyuncuları motive ediyorsunuz siz. Çok daha önemli. Yani alttaki oyuncu şunu biliyor. Ben iyiysem diyor forma şansı bulacağım. Belki sonra Avrupa'ya gideceğim şimdi diye düşünüyor. Şimdi Fenerbahçe bunu yapıyor. Fenerbahçe'de bu var. Mesela Galatasaray bunu kaybetti. Galatasaray biz hep ne deriz? Çok iyi bir akademisi var. Çok iyi bir altyapısı var ama yıllardır Galatasaray'ın... Aslında birkaç isim de söylendi. Birkaç olmadı. Sezondur konuşuluyor. Bak şu oyuncuya şu an bile oyuncu... Galatasaray'da altyapısında çok iyi oyuncular var. Oyuncular var ama işte yani o üst yapıya çıkmıyor. Çıkışını göremiyoruz oyuncuların. Hep
altyapıda iyi bir performans evet. ama üst yapıya çıkış noktasında bir tıkanma yaşanıyor. Ozan Kabak sonrası Galatasaray'da bunu göremiyoruz. Yani mutlaka evet yıldız oyuncu transferi çok önemli. Bunu hep söylüyoruz ama Galatasaray'ın mutlaka akademiden de birkaç isim çıkarması gerekiyor artık. Yani Galatasaray yıllardır mesela bir kaleci çıkaramıyor. Muslera'nın arkasında güvenle durabilecek bir isim göremiyoruz. İşte yine gittikler transfere Günay Güvenç geldi. Hı hı. Daha önce de birçok yerli kaleci geldi Galatasaray'a transfer yoluyla. Bir bek oyuncusu Galatasaray'a çıkaramıyor yıllardır. Neden yani? Orada bir sorgulanması gereken mutlaka bir şeyler var. Şimdi İsmail Kartal hep %50-55 civarında hazırız yorumları yaptı Doğru. mücadelelerden önce, Zimru maçlarından önce. Buna katılır mısınız? Bir de hala transferde özellikle biz Cengiz'e çok vurgu yaptık, kaleye çok vurgu yaptık ama orta sahaya bir ihtiyaç. Buna da biraz değinelim isterseniz. Şimdi Krunic gibi isimler gündemde, Dominguez gündemde. Ofansif orta saha mı daha çok ihtiyacı var? Defansif değil mi? 6 numara diyebiliriz. 6-8 numara evet. pozisyonunda bir ihtiyaç var. Yani orada var. Mesela Crespo gitti gidiyor gibi bir durum var bildiğimiz kadar. Crespo büyük ihtimalle gidecek. Evet. Çünkü yeni sözleşme teklifi yapıldı. Sezon evet. sonunda evet. serbest kalıyor. Teklifi kabul etmeyince de yönetim dedi ki o zaman biz seni satalım. En azından para kazanalım senden. Çünkü bedava gidecek sezon sonunda. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a evet, gidiyor. Evet. Orada bir kaliteli oyuncu yani ismi sanki geçen futbolculara var. Bakıyorum Ezgi. Sanki Fenerbahçe net bir 6 numara aramıyor. Yani hep ismi geçen oyuncular işte Krunic olsun, Dominguez olsun hep 8 numara profilinde oyuncular. Ama 6 numara özelliği de olan 8 numaralar gibi. Yani tam 6 evet, olmasa. Evet, sanki evet. İsmail Hoca orada orta alanı 3-8 ile ya da işte bir 6-8 yanına 2-8 ile kuracakmış gibi duruyor. Örnek veriyorum mesela. İsmail Yüksek, işte yanında Krunic, önlerine Szymański tarzında sanki daha böyle hücumda aktif oyunun iki yönünü oynayabilen bir üçlü herhalde bulmak istiyor. Yani Fenerbahçe Torreira tarzında bir 6 numara aramıyor. Öyle gözüküyor şu anda. Peki araması gerekmiyor mu? Bence var ihtiyaç. Yani İsmail orada tüm sezonu tek başına geçirebilir mi? Geçiremez. Yani mutlaka orada Crespo da eğer gidecekse Fenerbahçe'nin mutlaka bir 6 numara alması gerekiyor. Belki Crespo ayrılırsa gündeme gelecektir bilemiyorum ama hani şu an Krunic bence ayrılacak yakın. Gibi ama sanki. Büyük ihtimalle öyle şu an Krunic yakın evet. Fenerbahçe'ye. Evet. Krunic 8 numara profilinde bir oyuncu. Ama mutlaka bence bir 6 numaraya da ihtiyaç yani var. Yani sanki Bekao Ciku ikilisinin önüne bir oyuncu var. Bir oyuncu daha evet, gerekiyor. Gerekiyor bence de. Yani ama bu işte klasik bir 6 numara mı olacak? Yoksa onu bilemiyoruz. Hocanın oyun planına bağlı. 2-8'de oynayan hocalar da var. Var. Şenol Hoca çok sever mesela öyle 2-8. Mesela Beşiktaş'ın şu anki mevcut kadrosuna bakalım. Salih Uçan, Hacı Ahmet Öviç, Jetson. Hı-hı. Klasik evet. bir 6 numara yok. Yok. Ki hoca daha önce bunu Sosa Oğuzhan'la da yaptı. Oynadı yıllarca. Doğru. Arkada Atiba'yı bırakarak. Ya bu teknik adamın görüşüdür bence. Ben ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca diyordur ki yoktur. En iyi bilen çünkü o. Takıma hakim olan isim o. Göreceğiz sezon içinde var mı yok mu ihtiyaç. Daha iyi anlayacağız tabii ki. Ama biraz tabii hocanın kafasındaki kurgu, tabii sistem. Tabii oyun bilemiyoruz onu tabii ki. Ne oynatacağı. Ama ben şunu görüyorum sadece. Yani Fenerbahçe'nin göreceğiz. İyi bir ön hücum hattı var. Tadic, Dzeko, Kent, Szymański. Ama mesela hem Tadic'in hem Dzeko'nun yaşı itibariyle geri dönüşleri nasıl olacak? Top rakipteyken nasıl olacaklar? Sezon içinde bu problem olabilir. Mesela orada Torreira tarzı bir 6 numara. Bu oyuncuların savunma yükünü de alır mesela Tadic ve Dzeko'nun üzerinden sırtından. Elbette. Evet. Elbette. Böyle bir avantaj da olabilir bu. Tabii ki burada İsmail Hoca'nın kararını görmemiz gerekiyor. %50-55 seviyesine gelecek olursak çoğu takım aslında şu an en hazır. %100 değil ama en hazır görüntüyü Galatasaray verir diye. Çünkü geçen seki kadrosunun bayağı bir oyuncu duruyor. Şampiyon kadro çünkü. Sezonu da erken açtı Galatasaray. Çok ara vermedi. Aslında Fenerbahçe taraftarı bile bence şu an 50-55'i kabul eder. Çünkü çok klişeleşmiş bir ama olay var ya. Fenerbahçe sezona iyi başlar. %90'la %100'le başlar şey sonra var. Düşer evet, şeklinde. Bazı hocalar, belki bunu herkes tercih bile edebilir. Evet. Bazı hocalar ligin 4. 5. haftasında taşların yerine oturmasını evet. ister. İdeali odur zaten evet. aslında. O yani böyle erkenden 1. haftada zımba gibi başlamak da istemezler. Bir de şimdi hani hep deniyor ya hazır değiliz. İşte izleyicilerimiz taraftarlar diyor ki nasıl hazır olmaz bizim takımımız. Aslında bu planlanan bir şey. Evet, yani evet. şimdi sizin hazırlık kampında yaptığınız yüklemelerin geri dönüşü hemen olmuyor. Siz şu an yükleme yapıyorsunuz oyunculara. Bu kısa vadede bir yorgunluğa sebep oluyor. Ancak bir ay sonra bu direkt yansımaya başlıyor saha içine yavaş evet. yavaş. Kesinlikle. O yüzden de burada fizyoterapist ekibinin, oradaki profesyonel ekibin hedefi aslında Ağustos sonu Eylül başı gibi takımın %100'e ulaşmasıdır. Dolayısıyla şu an takımlarımızın yaşadığı yorgunluklar, fiziki düşüşler planlanan şeyler aslında. Yani beklenmeyen şeyler değil. Yo, doğru. Yani ben de ilk duyduğumuzda Şener Hoca'nın ilk dönemlerinde
her zaman 5. hafta idealdir derdi. Doğru. Orada bile %100 değil. O biraz sezon içerisinde. Hep bir 8-10 hafta %100'e zaten. Geldiğin haftalarda evet. Zaten artık şampiyonluk bunu haftaları. Beşiktaş ve Galatasaray yaşadı. Galatasaray Tudor'la yaşadı. İnanılmaz bir sezon başlangıcı %100'de girdi. Sonra 15. haftadan sonra çakılmaya başladı. Beşiktaş Valerian'la yaşadı. Aynı şekilde Beşiktaş İsmail'le yaşadı bunu. O yüzden de bunun çok iyi ayarlanması gerekiyor. Geçen sene Fenerbahçe Jesus'la inanılmaz evet, başladı. Tabii yani bunun iyi planlanması gerekiyor. Sezona çok iyi başlamak her zaman iyi değildir %100'le evet. Başlamak. Çünkü 50 maça yakın resmi karşılaşma var. Çok uzun bir periyottan bahsediyoruz. 8 aylık bir periyot. 80 yıllar olsa tamam başla. Aynen. O zaman haftada tek maç. Tabii şimdi öyle bir şey mümkün değil yani. Bu arada Batshuayi'de belki gidiyordu. Bir parantez açabiliriz. Şimdi küstü, kırıldı, sorunlar yaşıyor, gitmek istiyor şeklinde haberler çıkarken bir anda İsmail Kartal Batshuayi'yi de kazanmayı başardı. Bu da önemli. Çünkü Dzeko'nun yaşı var. Aynen. Ve Batshuayi'ye muhtemelen onun rotasyonda çok fazla şans gelecek. Zaten artık Batshuayi'nin bence bir şey söyleme hakkı kalmadı. Sergen Hoca'dayken işte efendim el bebek gül bebek. Önder Karaveli geldi, eski videolarını seyretti, onu hafızasını tazeledi. Burada yeter ama artık. Yani İngiltere'deki kulübü de artık yeter der yani. Kaç sene oldu ya, daha çocuk değilsin derler ya, onun gibi bir durum. Yeter artık, yani gücün var, potansiyelin var, bir şey var. Sen de bir zahmet yap yani bir şeyler. Şimdi İsmail Hoca hakikaten onun için iyi bir şans. Birçok hoca da onun için iyi bir şanstı. Onu söyleyelim. Ama artık Batshuayi kazanılacak bir oyuncu değil. Biraz duygusal bir oyuncu ama. Her şeyden etkilenen bir profil gibi böyle görünüyor. Böyle bir şey yok arkadaş. Ben zaten yani alıngandan, duygusaldan bu sektöre girdiğiniz zaman bu kadar milyon euro verirken kulüpler o zaman alınsın. Ali Koç da duygusal davransın o zaman. Bana bunun karşılığını vermediğiniz zaman. Ne güzel garanti kontrat. Bosman yasasından dolayı kimse bir şey yapamıyor sana. Arkanda da UEFA var kapı gibi. Biz ne yapacağız? Ben o yüzden de bir kulüpçüyüm. Yani Batshuayi'nin artık böyle bir şeyi yok. Orada sıkıntı büyük ihtimalle bütün memleket toplanmış Batshuayi kazanalım. Bırak abi Batshuayi kazanalım. İlk 11'de oynamak istiyor. Adam kendisi kazansın artık bu saatten sonra. Yani ilk 11'de oynamak istiyor. Ve sizin önünüzde Dzeko varken de bu çok mümkün olmayabilir. Dedim ya hocam iletişim. İşte burada İsmail Hoca eğer rolünü iyi anlatırsa ve kabul ettirebilirse bu rolü. Yani şunu demişse eğer Batshuayi. Evet benim ana planımda ilk 11 oyuncum Dzeko. Çok önemli bir kariyer. Evet. Sen de ama oynayacaksın. Bunun ligi var, Avrupa'sı var, kupası var, sakatlığı, cezası var. Hı hı. Bu rolü kabullen, ben sana forma şansını vereceğim diyorsa ve oyuncuya bunu inandırmışsa güzel. Bence Batshuayi mükemmel bir hamle oyuncusu olur Fenerbahçe için. Ama bunu kabul edecek mi? Bunu zamanla göreceğiz. Çünkü transfer teklifleri de var. Körfez'den, İngiltere'den Batshuayi. Halen piyasası olan bir oyuncu. Belçika milli takımının şu an iki forvetinden biri. Doğru. Lukaku, Batshuayi. O yüzden de pazarı olan da bir oyuncu. O rolü kabul ettirirse hoca eğer Batshuayi çok büyük bir iş yapmış olur bence. Yani büyük iş yapmış olur da Batshuayi kaç yaşında? 28-29 olması lazım. Dzeko kaç yaşında? 37. Yani o kalıp da o güç de artık Dzeko'yu da kesemiyorsa. Şu an Dzeko'yu kesmemesi normal yani. Ya işte onu ama şu an için Dzeko'yu söylüyorum. Şu an Şampiyonlar Ligi finali oynuyor. Şu an Dzeko bence fizyoloji geç olarak daha genç bence Batshuayi. Onu söylüyorum işte adam çalışıyor çünkü. Tabii. Yani sen mesela 37 yaşında girersin, ölçüme bir girersin adam der ki sana 25 yaşındasın. Tabii yani. Fizyolojik olarak yaş olayı şöyledir. Bir ay sonra o 25 de 47 olabilir çalışmazsan eğer. O tabii. Öyle, o hırslı. Ben o anlamda söylüyorum. Yani senin ikili de oynatır. Tabii oynatır zamanı gelince. Kendine yaratacaksın. Yani. Ama futbol böyle yani. Futbolda şöyle bir şey yok. Burayı ben kaptım. Başka kimse gelmesin. Futbol böyle bir şey değil. Öyle, o zaman gideceksin başka coğrafyalara. Daha da fazla para verirler sana. Öyle. Eğer bu rekabetin içine girmek istemiyorsan. Şimdi Galatasaray bölümünde de belki bu konuyu biraz Oliveira ile ilgili konuşabiliriz. Onu da aklımızda tutalım. Şimdi Maribor'u soracağım. Aslında çok da sormak istemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin oluşturduğu kadroyla Konferans Ligi'nde çok ileriye gitmesini bekliyoruz aslında. Final bile olur yani. Final bile olabilir bu kadroyla. O yüzden Maribor normal şartlarda çok rahat geçilmesi gereken bir takım. Ama yine de şöyle bir değerlendirelim. Yani burada şöyle bir enteresan iş oldu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Slovenya rakiplerle oynayacaklar. Biri Olimpia, biri Maribor. Ülke futbolunun iki önemli temsilcisi aslında baktığımız zaman. Ama tabii ki arada dağlar kadar fark var. Evet. Ki ben Fenerbahçe'yi fiziki açıdan da iyi gördüm Zimbura eşleşmesinde. Ben açıkçası bir sorun yaşamasını beklemiyorum Fenerbahçe'nin. Yani belki deplasmandaki maç biraz sıkıntılı olabilir ama ilk maç Kadıköy'de yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe. Evet, evet. Bence evet. Burada işi bitirecektir Fenerbahçe. Oraya
rahat bir şekilde gidecektir diye düşünüyorum. Yani hep şunu söylüyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi'nden makas açıldı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Avrupa Ligi'nde işimiz çok zor. Çünkü oradan da Şampiyonlar Ligi'nden takımlar geliyor. Tabii. Ancak Konferans Ligi'nde final ya da şampiyonluk bence bizim için hayal değil. Çok uzak bir ihtimal olarak görmüyorum. Ki ekonomik anlamda da çok ciddi kazancı var Konferans Ligi'nin. Mesela Sivas Spor geçtiğimiz sezon Süper Lig'den kazandığı paranın 3 katını Konferans Ligi'nden kazanmış. Yani orada önemli bir ekonomik kazanç da var. Biz biraz küçümsüyoruz belki ama ciddi bir kazanç da var orada. Hem Beşiktaş için. Konferans Ligi mi? Konferans Ligi. Hem Beşiktaş için Mourinho hem Fenerbahçe için. Var ya. Evet. Yani bence son dönem önemli. Orayı beğenmeyenlere Mourinho'nun dövmesini gösterecekler. Yani iyi bir konsantrasyon, iyi bir hazırlıkla bence hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Yani yarı final, final bence neden olmasın diyorum ben yani. Ya bu kadroları şu anda Arma'yı değiştirip başka bir kulübe aynen koysanız final zaten. Bence o yüzden biz biraz daha inanmalı, güvenmeli ve oraya bence odaklanmalıyız. Ya bir de şey var ya bizde işte yani Konferans Ligi mi? Evet evet. Değil yani, öyle bir şey yok. Biz şu anda dediğim gibi Şampiyonlar Ligi seviyesinden koptuk zaten. Onu yani kısa vadede yakalayamayız. Ya Avrupa Ligi de zor. Bizim için en doğru hedef Konferans Ligi. Ki orada da bence çok ciddi bir şansımız var yani. Serdar Sarıdağ, Maribor'la ilgili Fenerbahçe'nin ilerleyişiyle ilgili sen de söylersin. Tabii Fenerbahçe'nin kadrosu oraya geçebilecek bir kadro da. Hani burada şey çok önemli yani, işin ne kadar ciddiye aldığın, o takım disiplinin, taktik disiplin, bunlar çok önemli faktörler. Ben de kağıt üzerinde konuşuyoruz. Ama futbolda da her zaman sahaya dikkat etmek gerek diye söyleyebilirim. Bu işin garantisi hiçbir zaman yok. Yani Galatasaray'ı gördük, Beşiktaş'ı gördük. Ama Fenerbahçe'nin kendi evinde oynayacak olması büyük avantaj. O bölgenin takımları da biraz sıkıntılı takımlar, sıkıntı çıkartabilecek takımlar. Çünkü bu tür maçlara çok önem veriyorlar. Kaldı ki ülke puanı açısından onlar da önem veriyorlar bizim kadar. Bir kazaya neden olmamak lazım. İşi ciddiye almak gerek. Yani Sevilla'ya karşı nasıl oynadıysa Fenerbahçe, ki eleştirdiğim Batshuayi sakatlanmasa belki Sevilla'yı geçecekti Fenerbahçe gerçekten. Ama o ciddiyette yaklaşacağını düşünüyorum. Hele hele İsmail Hoca'nın. İşte Sevilla'ya karşı konsantre olmak zor değil, kolay. Doğal bir konsantrasyon. Doğal zaten de işte Maribor gibi takımlarda, diğer takımlarda o konsantrasyon çok önemli. Ya ben bu konuda eskilere çok dikkat ederim. İş ahlakı, iş disiplini çok iyidir her sektörde. Yani benden büyüklerimize, bizden işte birkaç kuşak önceki abilerimize falan. Cidden her işi, işin büyüklüğüne, önemine bakılmaksızın aynı işmiş gibi o disiplinle yaklaşırlar. Çünkü hep şöyle düşünürler. Yani iş senin aşkındır. İş senin her şeyindir işin. Seviyorsan tabii, sevmiyorsan zaten yapmaman lazım. Şimdi burada da o motivasyonu hocada görülmesi lazım. Hocada görüldükten sonra bütün takıma yansıyor o. Bütün hani tesis çalışanlarında bile o havanın görülmesi gerekir. Ben Fenerbahçe'de de o havanın olduğunu düşünüyorum. Yani bu sene iyi gidecekler diye tahmin ediyorum. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Yani işte kurulan kadrolarda zaten onu vaat ediyor. Öyle de olması gerekiyor bence bütün zaten takımlar açısından. Zaten kadro kalitesi. Yani evet. Maribor'u geçmeyi geçtim. Yani bir zahmet dedi. Finale kadar yani çıkabilecek evet bir kadro evet kalitesi var mı? Hem Galatasaray'da. Yani var. Galatasaray tabii Şampiyonlar Ligi için söylemiyorum. Bu seviyedeki turnuvalar için söylüyorum. Evet. Aynen. Mutlaka gidebilirler. Peki. Şimdi Galatasaray'a da geçeceğiz ama önce bir ara vereceğiz değerli izleyenler. Sarı Kırmızıların performansını, gündemini, transferlerini de konuşacağız saat başından itibaren. Tabii bu alınan sonuçlarla beraber ülke puanında ne duruma geldik ona da bakacağız tabii ki. Bir araya gidelim, sonra devam edelim. Spor gündeminde 3. ve son saatteyiz. Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Rakibi Ljubljana olacak. Onu birazdan konuşacağız ama önce şu Žalgiris maçlarını bir konuşalım, değerlendirelim. Onur, hemen sana döneyim. Özellikle çok rahat geçmesi beklenen iki karşılaşmada da beklenen sonuçların uzağında kaldı Galatasaray. İlk maç zaten beraberlikle tamamlandı. İkinci karşılaşma evinde oynayacak, kesin farka gider denirken tek golle geçti. Tabii önemli olan turu atladı mı? Atladı, belki günün sonunda bunu söylemek lazım ilk olarak. Ama yine de özellikle iki maçta da, ilk maçta mesela Suni Çimirazizli'yi dendi. İkinci maçta rakip çok kapandı dendi. Ama bir taraftan o eksikleri de belki konuşmak lazım, gelişmesi açısından bazı şeyleri. Ya tabii ki oyun anlamında çok keyif verici iki maç olmadı. Evet. Az önce dedik ya,
takımlar aslında %50-55'te olmayı bu dönemlerde planlarlar. İşte bu ön eleme maçlarının en büyük sıkıntı %100 bir rakiple oynamaktır. Yani rakibin kalitesi, gücü ne olursa olsun, eğer sizin karşınızda fiziki anlamda sizin iki katı gücünüzde bir rakip varsa zorlanıyorsunuz, evet, doğal olarak. İşte mesela Žalgiris'te evet kalitesi düşük, oyuncuların yetenekleri düşük ama fiziki anlamda Galatasaray'ın çok önünde olduğu için ciddi zorluk çıkardı iki maçta da. İşte örneğin hücum oyuncusu işte çok yeteneksiz bir oyuncu bence ama Galatasaray'da Nelson ve Abdülkerim fiziki anlamda iyi durumda olmadığı için inanılmaz bir kriz çıkardı iki maçta da Galatasaray'a. Ancak tabii ki ben sezon başlarında eğer sizin defolarınızı, sorunlarınızı ortaya çıkaran bir maç oynuyorsanız ve günün sonunda kazanıyorsanız da bu maçlara faydalı olduğunu düşünüyorum. Žalgiris maçları Galatasaray için bundan sonraki ön eleme maçları için bence iyi bir referans oldu. Takımın eksikleri neler, neler yapılması gerekiyor? Bence bu konuda Okan Hoca gerekli dersleri almıştır diye düşünüyorum. Yani Torreira'nın yokluğunun evet Galatasaray'a bir sorun çıkaracağını düşünüyorduk ama böylesine bir sorun çıkarabileceğini düşünmüyorduk. Evet, bir Torreira, hani Icardi'den de ziyade bir Torreira'nın, evet, yokluğu çok etkiledi gibi görünüyor Serdar Sarıdağ Galatasaray'ı. Yani Torreira geçen seneki şampiyonluğun en temel oyuncularından biriydi. %100. Yani orada orta sahada rakibin çıkmasını engellemeye çalışan, orayı sürekli karıştıran, rakibi rahatsız eden bir orta saha oyuncusu olmaması tabii ki bu seviyedeki bir takım karşısında sıkıntı yarattı. Bu seviyedeki takımdan kastım şu, ne kadar ismi kağıt üzerinde Galatasaray ile aynı güçte olmasa da ligleri başladığı için, sürekli maç oynadıkları için kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'dan daha hazır bir görüntü veriyordu. Ben de söylüyorum, ilk maçta ileri uç oyuncuların son vuruşları biraz daha böyle iyi olsa çok daha farklı bir skorla istemediği bir sonuçta dönebilirdi Galatasaray, ki burada da 1-0 yendi. Bu bir başa bela olacak bir durumdu. Ders alınır tabii ki. Yani mutlaka dersler çıkartılmıştır ama hani derler ya papaz her zaman pilav yemez diye. Gerçekten böylesine bir kulvarı riske atmamak lazım. Ben o yüzden dedim. Kapıyı kırarak gireceksin içeri. Sen Galatasaray'sın. Sen Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplara girmeye çalışan, yani elemeleri geçerek girmeye çalışan bir takımsın. Ona göre transfer yapıyorsun. Icardi işte almışsın, bir hava yakalamışsın. Zaha'yı almışsın, bir hava yakalamışsın. Listedeki isimler korkunç isimler. En önemlisi geçen sezonki kadroyu korumuş. Kadroyu korumuş, aynen, ve sahadaki kadro da o kadroydu. O yüzden, evet, dedim. Bir kaza olsaydı o transferdeki maliyetlerin de ciddi sorgulanması olurdu. Bu anlamda söylüyorum. Şükür geride kaldı tabii ki. Bundan sonraki aşamalarda bence tabii çok daha farklı bir Galatasaray olacaktır. Ne eksiği gördü mesela sence Galatasaray? Konsantrasyon. Motivasyon eksikliği. Yani o. Ya bir de şu var. Artık Türkiye, hani sene ne olur bilmiyorum. Eğer böyle olacaksa Türk futbolu kendini buna göre güncellemiyor. Türkiye Futbol Federasyonu dahil, bizler de dahil. Biz artık en önemli takımımız Temmuz'un ortasında ilk maçını oynuyor. Bak, Temmuz'un ortasında. Tatilin kısa, maalesef, kalacak. O yüzden ligi daha erken bitireceksin. Her şeyin buna göre. Önümdeki sezon bu tablo yok en azından. Geçtiğimiz sezon iyi bir yerde, evet, bitireceğimiz, evet, için şampiyon takımımız bir tek tur oynayacak. Playoff turu oynayacak. Avrupa Ligi'ne geri dönüyoruz. Yeniden ön elemede olsa. Evet, geçtiğimiz önümüzdeki sezon büyük ihtimalle yani şampiyon takımımız herhalde Ağustos sonu gibi ilk maçını oynayacakmış gibi duruyor. Bu tabii avantaj bizim için. Ama Galatasaray Žalgiris maçındaki hataları mesela Olimpia'ya karşı yaparsa çok ciddi baş ağrır. Şimdi Olimpia maçının nasıl geçebileceğini konuşalım isterseniz. Çünkü çok değil yani birkaç gün sonra Salı günü. Oynanacak mücadele. Ljubljana'yı tanıyalım şeklinde bir haberimiz var değerli izleyenler. Bir tanıyalım bakalım Galatasaray'ın rakibine. Sonra devam edelim. Ludogorets de iyi takım. Ludogorets de eledi Ljubljana ve şimdi Galatasaray'la karşılaşacak. Nasıl bir maç beklemek lazım? Şimdi tabii turlar ilerledikçe rakipler de zorlaşıyor. Çok normal. İster istemez. Yani fiziki anlamda Žalgiris kadar olmasa da yine Galatasaray'dan daha hazır bir takım. 7. resmi karşılaşmaları olacak Galatasaray maçı. Evet. Tabii ki bu anlamda bir problem. Artı Žalgiris'ten çok daha yetenekli, çok daha organize bir ekip. Yani az önce söyledim, Galatasaray aynı hataları yapmamalı. Çok daha konsantre, çok daha organize olmalı. Bireysel anlamda Okan Hoca ne dokunuşlar yapabilir takıma? Yani orta alanda belki bir Oliveira... Şimdi Torreira'nın durumunu bilemiyoruz.
Yani Torreira fiziki olarak hazır mı değil mi, oynayabilir mi? Açıkçası henüz takımla idman yapmadı. Torreira'dan neden bir bilgi gelmiyor bu arada? O da enteresan. Yani hiç haber gelmiyor Torreira'dan. Şu anda evet kadroda var. Ki Jalgiris maçının kadrosunda da vardı, UEFA'ya bildirilen kadroda. Oynayamadı. Tribünden izledi maçları. Şu anda oynayacak durumda mı? Bunu bilemiyoruz. Evet. Ama oynayacak durumda değilse yine bir sıkıntı. Hocanın orada mutlaka bence Oliveira'nın durumunu gözden geçirmesi gerekiyor. Yani şu anki temposuyla yani değil Galatasaray herhangi bir takımın oyuncusu olamaz. Ben izlerken sahada hani Selçuk İnan'ın çok eleştirilen son dönemleri vardı ya, böyle ona benzettim biraz. Çok temposuz, inanılmaz enerjisi düşüktü. Hoca belki öyle bir Micho dokunuşu yapabilir, bilemiyorum şu anda tabii ki. Mesela Angelinho çok önemli, benim çok beğendiğim bir oyuncu. O da hazır değil fiziki olarak. Zaten savunması problemli bir oyuncu. Bir de Kerem'in oyununda oynadığı zaman arkasında çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ın sol kanadı SOS verdi. Belki hoca bu maça özel Kazımcan'a dönebilir. Kazımcan çok daha iyi durumda fiziki olarak. Bunlar denenebilir. Ama Galatasaray için bence zor iki karşılaşma olacak. Yani Jalgiris maçlarına görerek bunu söylüyoruz. Normal şartlarda Galatasaray rahat geçer Olimpiya'yı ama Jalgiris yani maçlarındaki... Jalgiris'e 3 gol 4 gol atmış olsaydı her iki maçta da muhtemelen böyle konuşmayacak. Yani o maçları görerek söylüyoruz. Ciddi bir problem var. Yani hazır değil Galatasaray ama bir yandan da tabii bu turların geçirmesi gerekiyor. Yani Serdar Sarı'dan söylediği gibi Galatasaray'ın tüm kadro planlaması ve mali planlaması Şampiyonlar Ligi üzerine kuruldu. Evet. Oranın kaçması demek çok büyük bir kriz demek Galatasaray için. Hem saha içinde maddi manevi hem de maddi olarak. Yani ciddi kriz yaratır. Artı bundan sonra alınması planlanan oyuncular konusunda problem çıkartır Galatasaray'a. Çünkü Galatasaray Zaha'yı ikna ederken Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak transfer etti. İşte örnek veriyorum, Fred'le Galatasaray görüşürken mutlaka Şampiyonlar Ligi kozu masaya konmuştur. O yüzden de bu turların geçirmesi gerekiyor. Ama ben zor olacağını düşünüyorum Galatasaray için iki maçında. Katılır mısın? Zor tabii, kolay değil. Yani güç olarak söylemiyorum bunu. Zaten daha tam hazır değilsin. Bir de mental olarak bu maçlar daha çok yorar. Ha hiç aksi sürpriz de çıkabilir. Yani ters aksi derken ters anlamda söylüyorum. Öyle bir sürpriz sonuç da çıkabilir. Ama bu seviyede maç oynayacağımız için bir dahaki sene değişebilir tablo. Hazır değilmişiz. Aslında şu an bütün Türk takımları hazır değil. Bakma bu turda hakikaten çok güçsüz takımlar çıktı. Ama normal değil yani mi? Burada yani şeyi çok kenara, hazır olmamamız kadar çok erken doğal. Ki. Şeyi kenara ayırıyorum. Adana Demirspor. Onlar büyük iş başardılar. Evet. Ya hazır değiliz. Bir de kendimizden hazır rakip çıkınca karşımıza işler iyice zorlaşıyor. Erken değil. Biz buranın şeyiz, takımlarıyız. Bu seviyeyiz. Halen biz kendimizi büyük zannediyoruz. Ben ona üzülüyorum. Erken değil aslında. Buraya nasıl geldik? Nasıl düştük? Ben neredeyim? Bir kalkıyorum bir anda kimseyi tanımıyorum. Kimse önemsemeyince işte Avrupa maçlarını yedek kadrolarla çıkınca bu hale geliyorsun. Kadro, her sene geriye gidelim. Kadro değeri olarak şu anda Avrupa'nın en değerli 7. ligiyiz. Yeni yedi. Öyle mi bakıyorsun? İşte ama onun sahaya yansıması böyle olmuyor. Yani biz eğer Avrupa'nın en değerli 7. ligiysek burada olmamamız gerekiyor. O açıdan baktığım zaman tamam doğru söylüyorsun. Ama o bir fayda değil. Onu anlatmaya çalışıyorsun. Yani bir gerçek değil. Tabii kağıt üzerinde işte. Kağıt üzerinde ona bakarsan şu an herhalde Premier Lig'den sonra dünyanın en değerli ligi Suudi Arabistan Ligi. Tabii maddi değer olarak bakacaksak. O anlamda baktığı zaman bu öyle olmuyor işte o işler. Yani senin futbol kültürün, bakış açın, yaptığın transferler, doğru planlama, hoca stratejileri hepsini bunun içerisine katarız. İnşallah o makası daraltırız ama çok kolay sezon değil. Sezon başları bizim hiç beceremediğimiz süreçler. Yani Türk futbolu olarak. Tabii. Hem planlama, transfer, hazırlık. Yani buraları bilmiyoruz. Oynayamıyoruz buraları. Şöyle transferler yetişmiyor. Yani çünkü bak senin transferlerini zamanında yapmanı engelleyen para durumun değil mi? Ama önümüzdeki 4-5 sene transferleri zamanında yetiştirmeni engel olunca para durumunu devam ettiriyorsun. Ve bence çok fazla oyuncu da geldi, normalden fazla geldi. Yani Temmuz ayı bu bence sene çok geldi. Son 10 yılın en hareketli evet. Temmuz ayıydı evet. Transferde. Yani bayağıdır böyle bir şey görmüyorum. Ama bu neye yol açıyor? Temmuz ayı maliyetlerin en yüksek olduğu aydır. Maliyetler çok yüksek oldu Fenerbahçe, Galatasaray için, Beşiktaş için. Siz bu oyuncuları Ağustos sonunda alsanız belki yarı maliyetini alacaktınız. Tabii bir hareketlilik oldu. Transferler önceden geldi ama tabii ki yetmedi gözüküyor. Ama işte Ağustos'a kalır mıydı bu oyuncular? Evet. Suudi Arabistan çok ortalığı karıştırdı. Evet, çok oraya her şeyi berbat etti bütün planlamayı yani şu an Suudi Arabistan. Boşta ne kadar oyuncu varsa direkt... İşte Ara, evet. Solan da oraya gitti. Suudi Arabistan'a Jesus evet, alıyor evet. Büyük ihtimalle.
Orada dediler ki bu %90 Suudi Arabistan'da mücadele edemiyor. Brezilya'ya gidecekti. Jesus da alsın, bence kimsenin bir itirazı olmayacak. Çok sevdiği oyuncusunu. Evet. Ne buluyorsa. Herhalde oraya gider değil mi? Oraya gidecek. Oraya gidecek, gözüküyor. Evet. Şimdi bir önceki saat diliminde gelen son dakikayı bir kez daha hatırlatalım. Bu arada değerli izleyenler, Galatasaray'ın Ljubljana maçı listesi açıklandı ve Icardi ile Zaha o listede yer alıyor, bunu söyleyelim. Ama az önce de söylemiştik değerlendirirken, 24 saat öncesinde bazı değişiklikler yapılabilir. Kerem örneğin listeye dahil edilebilir, bir oyuncu bu listeden çıkabilir. Onu söyleyelim ama sadece Icardi ile Zaha'nın bile bu listeye dahil olma ihtimali Galatasaray taraftarlarını şu anda heyecanlandırmaya yetmiştir Serdar Sarı'dan. Tabii mutlu etmiştir onları. Yani lig başlıyor şurada. Ne kaldı tabii ki? Önümüzdeki cuma günü lig başlıyor. Tabii. Cuma günü başlıyor. Yani bu açıdan da baktığınız zaman oyuncular demek yavaş yavaş yaklaşıyor. Cumartesi geliyor. Cumartesi Galatasaray'ın maçı ama var. Ama gerçekçi olmamız lazım. Hani yüzde kaçlarıyla oynar bu oyuncular oynarlarsa. Ha, muhakkak. Yani şu anda ben çok zor görüyorum. Ligin ilk haftaları o yüzden biraz risk altındadır. Yani evet, kadroya alındı bu oyuncular ama oynarlar mı? Oynarlarsa ne verirler? O biraz soru işareti. İşte Icardi'yi düşünelim. Geçtiğimiz sezon geldikten sonra mesela 3-4 hafta çok bocaladı. Hı hı. Ondan sonra ritmini bulmaya başladı. Hemen olmaz bu işler çünkü. Ki Paris Saint-Germain'de idman yaparak, maç oynayarak gelmişti. Ona rağmen. Şimdi ona sezon rağmen başı kampı geçirmedi. Hiç geçirmedi. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle uzun süre Arjantin'de kaldı. Bireysel idman yaptım bilemiyoruz. Zannetmiyorum. Ben biraz kilo almış da gördüm. Yani onun maksimumuna ulaşması bence bir ayı bulur çok rahat bir şekilde. Yani bu turda Galatasaray'a ne verir? Bence soru işareti. Anşe Zaha için de geçerli. Sezonun sonunda sakatlanmıştı, evet, Crystal Palace'da. Vardı. Çok uzun bir süredir idman yapmıyor, takımla çalışmıyor. Hani evet kadrodalar ama bu oynayacakları anlamına bence gelmemeli diye düşünüyorum. En azından ilk maçta. %100 katılıyorum. Yani öyle bir sıkıntıları vardır ama zaten ligin ilk haftasındaki maçları büyük takımlar açısından söylüyorum. Baktığın zaman çok hazır bir tablo vermezler zaten. Kendi evindeki maçlarda biraz daha böyle iyidir, daha diri gözükür taraftar, tribün. Ama sakın şey olmasın tabii, yanlış anlaşılma olmasın. Mutlaka o ritim 3-4 hafta sonra yerine oturur. Tabii, o ritim bulunur. Ama evet, böyle süreçler oluyor. Yaz dönemlerimiz sıkıntılı, böyle bu şekilde geçiyor. Paran yok, borcun var. Herkesi alamıyorsun. Transferi zamanında yetiştiremiyorsun. Tahtanı bir hafta geç kapatıyorsun diğer ülkelerden. Çünkü o ülkelerden arta kalanları alman için bu yapılıyor. Ama bence en doğrusu transfer lig bitti, transfer başlar, lig başladı, transfer biter. İşte doğrusu o da işte. En doğrusu bu. Ekonomik olarak öyle bizim kulüplerimiz sıkıntı. Işte bu sene işte yayının başında söyledim, 2 haftaya çıkarıldı o ara. 1 evet, Eylül'de kapanıyor çıkarıldı. Avrupa'da, bizde 15'inde kapanacak. O eskiden iki bir hafta, haftaydı. Bir haftaydı, 2 haftaya çıkarıldı o ara. Son gün transfer olan çok oyuncu olacak. Ya, Eylül 15 büyük ihtimalle ligin 5. haftasına falan denk gelecek. Ve siz 5. haftada transfer yapacaksınız takımınıza ligin 5. haftasında. Yani çok sağlıklı mı? Değil. Ama ekonomik anlamda bunu yapmakta zorundayız bir yandan. Geçtiğimiz sezon Galatasaray son gün 5 transfer getirdi. Icardi, Raşitsa bunlardan ikisi. Takımın kilit isimleri oldu. Doğru. Beşiktaş yaptı bunu. Fenerbahçe yaptı. Ligin ilk haftasındaki benim oyuncum ligin 3. haftasında bana rakip olabiliyor. Rakip olabiliyor. Aynen. Eğer doğru. İlk haftasındaki rakip oyuncu 2. hafta bende olabiliyor. Yani aynen. Hakikaten doğru. Çok enteresan bir durum. Birçok teknik adama da sorduğunuzda bunların transfer başladı, lig bitti. Transfer bitti, lig başladı. Böyle olması ekonomik, daha sağlıklı. Doğru olan bu ama ekonomik olarak tabii bizim için geçerli olmuyor. Bundan sonraki aşama artık o ekonomik olarak o şeyden çıkar mıyız bilmiyorum ama bir sabah bir kalktığımızda bir sermaye, Orta Doğu sermayesi bir gün bir bakıyorsun kulüpleri satın almış. Başka çare kalmamış, iş de oraya doğru gidiyor. Şimdi Galatasaray'da kadronun korunması çok büyük bir başarı olarak gösterildi hep. Ama şimdi Nelson'a, Sasha Boy'a yine transfer teklifleri olduğuna dair çok fazla haber görmeye başladık Serdar Sarı'da. Ne dersin, Nelson'un özellikle bu maçlardaki performansı çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bir ara Ramos ismi gündeme geldi Galatasaray'da. Savunmaya bir takviyeye ihtiyaç var mı sence? Yani Nelson'daki durum bence transferiyle ilgili bir durum değil. Neyle ilgili? Çünkü Nelson hani İskandinav bir oyuncu değil mi Nelson? Yani aynı. O tarz o ülkelerin oyuncularında bu tarz şeyler pek olmuyor. Yani kafası karışık falan gibi şeyler bilmiyorum pek olmuyor. Bence yani Nelson'un şeyini ona bağlamak istiyorum çünkü takımın zaten geleninde o sıkıntı vardı. Ama ciddi bir hata yaptı mı yaptı. Yani o hata ben havaya bağlarım, suyun içime bağlarım, oyuncunun dikkatsizliğine bağlarım falan. Ama kafası transferde olayına bağlamam açıkçası. Çünkü sahaya çıktığın zaman
çoğu futbolcu kafasındakileri siler, unutur onu. Ama antrenmanda düşünebilir, o ayrı. Nelson gitmek istiyorsa, bence artık hani hakikaten de ben gideyim falan diyorsa gidebilir. Belki Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra gitmeyi düşünmeyebilir. Ama Nelson daha önceki kulüplerde de bunu yaşamış herhalde ya da yaşattırmış. Değeri çok fazlayken artık yani yeter artık gitsin falan dediğimizde 7 milyon euroya falan düşmüş. Artık kontratı azaldığı için fiyat da düşüyor. Dolayısıyla bence Galatasaray gönülden kalacaksa tutulması en doğrusu. En doğrusu ama hani artık baktın oyuncuya çok böyle sıkıntı yaşıyorsun zorlanırsa falan. Gönderildiğinde de yerine bence çok tecrübeli isim alınmalı. Çünkü orada uyum sorununu tekrar bekleme lüksü yok. Sezon başı kampını bu iki oyuncu birlikte geçirdi. Öyle, nasıl yani, adapte olacak gene? Öyle uyum sorunu bir iki ay sürebilir. O yüzden tecrübeli bir isim daha çok tercih edilmeli diye. Bu nedenle Ramos da bana göre mantıksız gelmiyor. Hiç mantıksız gelmiyor. Böyle bir değişim olursa eğer. Ama bence tabii ki en doğrusu gene Nelson'un kalması. Galatasaray için en sağlıklısı. Katılıyorum. Yani Nelson'un bir gitme isteği yok. Şöyle bir isteği var. Dedi ki Galatasaray yönetimine, eğer iyi bir teklif gelirse, sizin için de bu uygunsa, ben Avrupa'da kariyerimi 5 büyüklükte sürdürmek isterim dedi. O da 20 bandında evet, zannediyorum. Evet, 20'nin üstünde. Yani bu yönetime rest çekti tarzında bir şey değil. Hı hı. Yani o yüzden de Nelson'un performansını ben kesinlikle transfere bağlamıyorum Serdar Sarıdağ gibi. Fiziki anlamda hazır değil. Kaldı ki Nelson 50 maçın üstüne çıktı Galatasaray'da. Bir ya da iki maçı vardı böyle kötü. Yani çok istikrarlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'ın savunmada takviye ihtiyacı var mı? Bence kadro derinliği açısından bir transfere ihtiyacı var. Yani Nelson ya da Abdülkerim'den birinin olmadığında Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorum. Örnek veriyorum, Galatasaray Benfica deplasmanına çıktı. Nelson ya da Abdülkerim'den biri yok. Kaan Ayhan, Emin Bayram. Evet. Güven verir merkeze, vermez bence. Oraya daha tecrübeli belki bir yabancı stoper rekabeti güçlendirme açısından olabilir diye düşünüyorum. Ama ilk 11'e direkt Galatasaray'ın işte savunması dökülüyor. İşte Jalgiris'e 10 pozisyon verdi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde olmaz böyle yorumlarına katılmıyorum ben. Galatasaray geçtiğimiz sezon takım savunmasıyla şampiyon oldu. Ve savunma sadece iki oyuncunun yapabileceği bir iş değil. Beklerle olacak bu iş, öndeki oyuncularla olacak, orta alanla olacak, hücum oyuncularıyla olacak bu iş. Galatasaray takım haline savunmayı beceremedi. Evet, Nelson'un bireysel hatası yüzünden fatura Nelson'a çıktı ama ben Nelson'un çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Galatasaray için. Ama teklifler eğer 20 milyon euro seviyesinin üstüne çıkarsa bence yönetim de buna hayır demez diye düşünüyorum. Bu arada Zaniolo ile ilgili çok fazla iddia çıkmaya başladı. Onu da isterseniz evet, bir konuşalım. Ne dersiniz? Yani 30 milyon eurodan bahsediliyor. Juventus. Onu diyorsun değil mi? Enteresan bir gelişme. Yani çok da iyi bir para. Ama zaten en başından itibaren korkunç konuşulan buydu Zaniolo ile ilgili. Hep bu senaryodan bahsediliyordu. Ben de hep gider çok gider. Çok normal diye. Yani bu pazarı var çünkü Zaniolo'nun. Yani siz şimdi. Ama ne oldu da birden? Yani böyle bir gündem yoktu. Zaniolo Galatasaray'da devam ediyordu. Yani transfer süreci dinamik bir süreç. Yani onu isteyen kulüplerden teklifler hep vardı. Hı hı. Ama Galatasaray'ın istediği rakamlar değildi. Galatasaray'ın düşündüğü işte 35 milyon euro bir çıkış maddesi var. Evet. En azından onun biraz altı, 30 milyon euro seviyesi. Çünkü 15 milyon euro da Galatasaray Roma kulübüne veriyor. İşte hı hı, bonuslar var falan. Yani Galatasaray'ın da bir kar yapması gerekiyor bu işten. Şu an gözüken evet Suudi Arabistan'dan teklifler var. İtalya'dan olduğu söyleniyor. Newcastle United'ın ismi geçiyor. Bence tekliflerin olması doğal. Çünkü İtalyan futbolunun en önemli 3-4 oyuncusundan biri bence şu anda Zaniolo. Çok değer veriliyor Zaniolo'ya İtalya'da. Orada sıkıntı bence şu. İtalyan futbolunda da bir ekonomik sıkıntı var. Mesela Juventus'un yaşadığı problemler ortada. Yani Juventus en çok isteyen kulüptü Zaniolo'yu. Onlar sıkıntı yaşayınca. Şimdi Juventus Avrupa'da yok mesela. Zaniolo Şampiyonlar Ligi'nde oynamak evet, mı? Sadece İtalya'da oynamak tabii mı? Tabii ki bunu bilemiyoruz. Yani oyuncunun ama hep kafasında bir İtalya'ya dönüş isteği olduğunu biliyoruz. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği kararını değiştirebilir. Onu da söylememiz gerekiyor. Zaniolo aynı paraları belki daha fazlasını gelecek sene de alabilir. Tabii. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Zaniolo, evet, iyi oynayan bir Zaniolo değerine değer katabilir. Bir de şöyle bir artısı oldu Galatasaray'ın. Şimdi alınan oyuncular, Angelinho olsun, Zaha olsun, görüşülen oyuncular, o gitmeyi düşünen futbolcuların fikrinde bazı değişiklikler yol açtı. Yani onlara dedi ki ya çok iyi bir kadro kuruluyor. Şampiyonlar Ligi'nde biz bu kadroyla olmalıyız, başarı sağlayabiliriz şeklinde. Hem Sacha Boy'da oldu bu, hem Nelson'da oldu bu.
Bu tür transferler o oyuncuların fikrini de bence biraz değiştirir diye düşünüyorum. Şimdi Zaniolo giderse o bölgeye de bir transfer ihtiyacı doğacak. Tabii. Onu da çok çabuk çözmeleri gerekecek bir de. Yani Zaniolo'nun bu rakamlarla teklif alıp işte giderse eğer gitmesi, senin de dediğin gibi onu normal. Normal, çok doğal yani. Zaniolo'nun gelmesi çok şaşırtıcıydı asıl. Garip olan oydu. Gitmesi yani, değil yani. İşte çok, orada hep bir senaryo olduğu söylendi ben ya. Ben o çok iyi bir oyuncu transfer ettiler anlamında söylüyorum. Gerçekten İtalya'nın gelecek adına beklentisi senaryo yüksek. Senaryo derken yani bir sonraki transferi de hemen, hazır. Tabii, evet. Anlamında. Ama bak bir şu var. Kimdi? Bir oyuncuydu. Mehmet Ekici miydi? Beşiktaş bir sonraki kulübü hazırdı, Valencia. Ya Mehmet Ekici ya başka bir oyuncu da olmadı, başka bir takıma gitti. Ha, Ozan Tufan. Ozan Tufan planlaması, o dönem Erdal Torun oğulları Beşiktaş'ta bir sene kalıp sonra Valencia. Planlama o yöndeydi. Bunlar yapılıyor futbolda. Ama tabii Ozan Tufan transfer süreci, bir Şenol Hoca konuştu, bir Bursa Başkanı konuşulacak falan. İş değişti. Ama bu öyle bir planın bir parçası gibi gözüküyor ama doğru bir şey. Yani burada Galatasaray'ın da kazancı var. Satılmasa Galatasaray'da oynayacak. Yani gitmese de her türlü bir katkısı var Galatasaray'a. Bence burada... Ben doğru bir stratejik hamle olarak görüyorum. Bu da iyi menajerlerle, bizim menajerlerle işte bazıları çok iyi. Bazıları senin ufkunu açar. Onlarla işbirliği yaptığın zaman bu tür sonuçları da, bu tür bonusları da yaşayabiliyorsun. Bir de burada Avrupa kulüplerinin bize bakış açısıyla ilgili de bir sorun var. Yani Türkiye Ligi'nden bir oyuncu alınacağı zaman o rakamlar düşüyor otomatik olarak. Evet. Yani şimdi Zaniolo'yu siz örnek veriyorum Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp iyi bir performans sonrası almak istese o rakamlar direkt çıkıyor. Ama Türkiye'de ise kulüpler şunu düşünüyor. Yani 35 olmaz 20'yi de kabul ederler tarzında bir yaklaşımda. Bir de yani Galatasaray'ın işin alım kısmında çok başarılı olduğunu hep konuşuyoruz ama işin satış kısmında aynı şekilde başarılı mı Galatasaray? Bence değil. Yani Fenerbahçe mesela bu konuda inanılmaz başarılı. Yani her oyuncusuna müşteri bulabiliyor Fenerbahçe. Galatasaray'ın elinde Çıkıldağ diye bir futbolcu vardı. Roman milli takımının direkt oyuncusu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Galatasaray oyuncuya müşteri bulamadı. Konyaspor'u kiraladı oyuncuyu. Fenerbahçe'nin elinde olsa Çıkıldağ ben iddia ediyorum 5-6 milyon euroya Fenerbahçe bu oyuncu satardı. Olabilir. Ya bu ciddi ya bir başarı. Ali Koç döneminin belki en başarılı tartışmasız. Yani ben bu. Şu an Fenerbahçe'nin oyuncusu olsam bana bile müşteri bulur, evet. Ali Koç yani. O durumdayız şu anda yani. Ya gerçekten gülme. Öyle yani. Her futbolcusuna bir şekilde hani biz seni Balkan ülkelerine falan bence olabilir. Hani biz burada bazı önce diyoruz ya çöp bu oyuncu yaramaz, işe yaramaz. O oyuncuya bile Ali Koç bir şekilde müşteri bulabiliyor. Doğru. Sayın Başkan yani bu değerli bir meziyet bence. Fenerbahçe evet işin alım kısmında eleştiriyoruz ama işin satış kısmında 50 milyon euroya yakın oyuncu satışı yapmış bu sezon Fenerbahçe. Ciddi en son para. Rossi'yi sattılar yani bonuslarla 7 milyon euroya. Çok ciddi bir başarı bu. 47 milyon 950 bin euroluk bir satış. İnanılmaz. Ve halen Türkiye'de devam ediyor bu. Türkiye'de bir sezonda en fazla gelir elde eden kulüp. Bu devam edecek bir de bu. Yani tabii, bitmedi tabii. Daha henüz yani. Doğru. Yani o yüzden de Galatasaray'da bu konuda bir problem var. Ya oyuncu satma, oyuncu pazarlama ayrı bir meziyettir. Almak ayrı bir meziyettir. O konuda ben bir eksiklik görüyorum açıkçası Galatasaray yönetiminde. Peki gelelim Oliveira konusuna. Şimdi o bölgeye bir ihtiyaç olduğu kesin. Adı geçen oyuncular da çok yıldız oyunculardı yine Serdar Sarı'da. Ama sanki o bölgede bir fırsat transferi beklenecek gibi bir durum var. Böyle bir lüksü var mı Galatasaray'ın? İşte o kadar para harcandı, böyle bir kadro kuruldu. Ama orası bir zayıf karın gibi duruyor şu anda. Vallahi şöyle... Ben de ve benim gibi birçok basın mensubu, özellikle Galatasaray medyası, bir oyuncunun çok üst düzey iyi bir isim olduğunu söylüyorlar. Bu da belli ki o 15 günlük süreç var ya, Avrupa'da tahtanın kapandığı süreç. Kapanmaya yakın süreç olabilir. Ben o kadar ya, uzun süreceğini düşünmüyorum. Ama işte belki orası çok geç değil mi? O kadar uzun sürmeyecektir. Belki uzun sürmeyebilir. O hani belki diğer Beşiktaş bunu yapabilir maksimum ama. Maksimum playoff maçına yetişeceğini düşünüyorum ben. Galatasaray turu geçerse, eğer bu turu sonraki geçerse, turda oynayacaktır oyuncu. Playoff'ta kesinlikle garanti altına alabilecek böyle bir kadro olması lazım hazırlık açısından da. Dolayısıyla ben çok iyi bir isim bekliyorum oraya. Aynen. Yani, çünkü rakipler gittikçe zorlaşacak. Tabii. Ve orası şu anda playoff turunda daha aksıyor, da zor olacak. O bölge. Yani şu an Galatasaray, benim yıllar önce transfere kattığım bazı deyimler vardır. Şimdiki transfer haberleri veren arkadaşlar, eleştiriyorum ben onların büyüğü olarak, çikolatayı hepsini bir seferde yeme.
Biz küçükken çikolatayı, o büyük çikolatayı, kaliteli çikolatayı ufak ufak azar azar yerdik. Ben hala öyle yiyorum. Bak tadını ala. Ben hala öyle yiyorum. Sen hemen löp diye ağzına atıyorsun. Ondan sonra suyu, bir de üstüne su içiyor ağzındayken. Yani o tadını olacak tamamen öldürür. Transfer haberi öyle verilmez arkadaşlar. Transfer haberi çok güzel hikayelerle, çok güzel kelimelerle anlatılır. Bu transfer, herkesin beklentisi, bazıları var sezonu seyretmiyor, transferi takip ediyor. Transfer bitti mi adam fişi çekiyor gidiyor tatile. Ben onunla mutlu olurum diye. Öyle adamlar tanıyorum ben. Var, evet. Şimdi o zamanlar... Taraftarlar arasında da var bu arada. Var. Sadece transferi tabii, takip eden bir o şey. Zamanlar bazı kattığım deyimler vardır. Transferde sis bombası attılar diye. Sis bombasını niye attılar transferde? Senin onun yapacağı transferi görmemek için. Sis bombasını nasıl atarlar? Ortaya bir tane sahte bir transfer çalışması atarlar. Bütün Türkiye'yi onu, Zaha'yı herkes son dakika öğrendi. %99.9 medya son dakika öğrendi. Evet. Şimdi basında çıkan isimlerle Erden Timur oraya gitti, buraya gitti. Bence Erden Timur şu an o menajerle birlikte kimsenin bilmediği birkaç isimle görüşüyor. Yani hep konuşuluyor. Evet, çok önemli bir 8 numara. Serdar aynen. Sarı'dan söylediği gibi. Hani bu kadro kalitesine denk bir 8 numaradan evet. bahsediyoruz. Ki transfer komitesi Okan Hoca, İrfan Hoca uzun süredir zaten onun çalışmasını yapıyor. Onlar da takımın en kilit bölgesinin o olduğunu biliyor. Çok net bunu söyleyebiliriz. Zaten hali hazırda gündemde oyuncular var zaten. Çok kaliteli oyuncular ama onların dışında evet hep bizim de kulağımıza geliyor. Çok acayip bir ismi alacak Galatasaray diye. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Yani o bölgede bir eksiklik var ve yönetim oraya çok kilit bir oyuncu alacak. Hatta ve hatta o fırsat transferi döneminde ben 8-10 oynayabilecek. Hani şu an Mertens'in pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu daha bekliyorum. İkinci bir oyuncu. İkinci bir oyuncu da. Hani playoff maçına kadar Galatasaray inşallah turu geçerse bir 8 numara, 6-8 oynayan bir oyuncu. O 1 Eylül 15 Eylül arasında da bir fırsat transferi bir 8-10 oynayan bir oyuncu bekliyorum Galatasaray için. Yani bu şöyle söyleyeyim, şu düşünülüyor Galatasaray'da. Hiçbir eksik bölgemiz kalmasın bizim. Her yeri %100 dolduralım şeklinde bir görüş hakim. Bence de doğrusu bu. Siz mükemmel bir kadro mühendisliği yapmanız gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi'nde o istediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. Oliveira konusu Galatasaray için ciddi bir sıkıntı. Yani performansı sürekli düşen bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçtiğimiz sezon Aralık ayı gibi performansı pik düşüşü noktaya ulaştı. Sonra evet. yavaş yavaş düştü. Sezonu inanılmaz kötü bitirdi. Biz sezon başında yeniden toparlanır derken daha da kötü başladı sezona. Oliveira ile ilgili hep şöyle bir şey söyleniyor. Yedek kalacağını anladığı evet, gidiyor. Gidiyor ya da problem çıkarmaya başlıyor diye. Zannediyorum şu anda da hakkında bu kadar çok transfer haberi, işte yerine başka doğru. birisi gelecek haberleri çıktı. Acaba bundan mı etkilendi? Öyle o futbolcunu ben de yaparım. Baktım biri geliyor beni zorluyor. Hemen yeni kontrol. Hemen gidiyor. Ya açıkçası şöyle bir şey var ama bu kez bu olmayabilir. Çünkü işin ekonomik kısmında 3 milyon euroya yakın bir garanti ücreti var. Yani Avrupa'da hiçbir kulüp ona bu parayı vermez. Körfez'de ancak alabilir bu parayı. Hani o da için ekonomik kısmını düşünürse bence Galatasaray'dan ayrılmaz. O zaman yedek kalmayı kabul eder diye düşünüyorum açıkçası. Diğer takımlarından ayrılırken hep o ekonomik beklentiye karşılanmış bir şekilde. Hmm. Ama bu kez o olmaz. Yani siz örnek veriyorum Galatasaray'dan ayrıldınız, X bir kulübe gittiniz. Sporting Lisbon'a gittiniz diyelim ki. Alacağınız para garanti 1,5 milyon euro olur maksimum. Yarısına gidersiniz. O yüzden de ben Oliveira'nın ayrılığını zor görüyorum eğer öyle bir planı varsa. 3 transferle bu transfer dönemini kapatır mı? 3 transferle daha. Bir savunma oyuncusu, bir 8 numara, bir de az önce söylediğin 8-10. Bir de Raşit Sağ. Raşit Sağ var doğru. Raşit Sağ da o zaman 4 alınca, mi oluyor? 4 transfer olur. Şu an gözüküyor. Ama tabii oyuncularla gitmesi gerekiyor. Şu an Galatasaray'ın 15 yabancısı var. Luyendama gidecek. 14 olacak bu yabancı. Gelecekleri konuşuyoruz. Evet. Kimler gidecek? Yani, şimdi bak bu konuştuğumuz isimlerin arasında hiç yerli yok. Evet. Yani yerli tabii, olma ihtimali var mı? Yok. Yani stopere yerli olmayacaktır. Yok hayır. Hepsi bu yabancı olacak. Bu bölgelerde olacak. Oynayabilen çok üst şimdi, düzey. Dedim ya Zahir 99.9'u son dakika öğrendi diye. O %0.1 ihtimal de geldi az önce. Bir taraftar bizi seyrediyor. Cengiz seyrediyor. Ünder mi diyorsun abi? Hayır, bir taraftar bizi seyrediyor. Fotomaç yazmış 2 gün önce neyi? Zaha'yı. Fenerbahçe'de Galatasaray'dan. Evet ama öyle haftalarca konuşulan evet. bir durum olmuyor. Ama 2 gün önce transferden 1 gün önce yazdı. Biz, en yakın biz de yazdık. Hatta şu başlığı kullandım. Çıldırtan hamle dedim. Evet. Ama yani bir yandan da
çok fazla inanmıyorduk. Hani bir iddia dedikodu vardı ama çok bizi tuttu. Ama öyle Fenerbahçe ile Galatasaray yarıştılar. Evet, İkisi de zamanı günlerce sürmedi bu iş. Zeki yani. Abi de burada yani. Söylüyordu çünkü hatırlıyorum. Evet, evet. Ama ben %99.9 dedim. O geri kalan ihtimaller aynen. Bunlar işte. Yani dediğim gibi. Şimdi ben Cengiz Ünder sen dedim ben demedim. Yani öyle bir dedikodu olduğu için söyledim oldu. Ben yani. Oldu evet. Özellikle Zaniolo'nun olası bir satışında. Giderse ama Galatasaray'ın bir şeyi varsa orada herhalde Fenerbahçe'nin haberi vardır. Çünkü Zaha'da durum biraz farklıydı. Şimdi hakkını ödeyelim. Ben de biliyordum. Fenerbahçe biraz o transferde artık işi şey yapmıştı. Yani Zaha'yla çekilmeye başlamıştı. Ufak ufak çekilmeye başlamıştı. Onu eklerim. Yani Getson'un, Beşiktaş'ın Getson almasında da Galatasaray yönetimi biraz ufak ufak çekilmeye başlamıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta orada bence Galatasaray yönetimi hiç istemiyordu. Oraya doğru geldi. Yani. Bu transfer çalımları da sosyal medyanın şeyidir. Ya bir de biz yani kabul etmiyoruz. Varsa çalım vardır yani. Ayıp bir şey tabii. Değil ki bu yani. Çalım tabii yemek ki. Kötü bir şey de değil. Yarın sen çalım atarsın. Yani evet. Bunu inkar etmek de çok doğru değil. Galatasaray Fener'e çalım attı. Bütün takımlar yaptı bunu. Tadiç'i aldı Fenerbahçe. Fenerbahçe Beşiktaş'a çalım attı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray João Pedro'yu alarak Fenerbahçe Galatasaray'a çalım attı. Bundan sonra yine olacaktır bunlar. Ayıp bir şey değil. Dolayısıyla burada sıkıntı şu, siz çalım atarken oyuncunun maliyetinin üstüne bir para ödüyor musunuz? O problemdir bence. Yani bu transfer yarışı bizim kulüplerimizin ekstra bir maliyete altına girmesine yol açıyorsa orada bence sıkıntı olur diye düşünüyorum bu ekonomik tabloda. Yani örnek veriyorum, Tadiç'in Fenerbahçe'ye maliyeti 3 yıl için 15 milyon euro iken Beşiktaş'la savaşa girdiği için 20'ye çıkıyorsa bence bu problemdir. O olmuyorsa sorun değil. Bu işin tadıdır bence, rengidir yani. Peki Marsilya az önce acaba işi kızıştırmak mı istiyor dedik ya. Mesela Galatasaray'ın Cengiz için devreye girmesi konusunda neler söylersiniz? Ben Marsilya olsam sokarım devreye. Tabii. İşte ne gelir yani. Ki yaparlar böyle şeyleri de yani. Doğrudur. Menajerler yani, bunu çok iyi yapıyor. Yaparlar. Marsilya başkanı da bu konuda başarılı bir başkan. Aynen, kesinlikle. Bu kesinlikle. Evet. Bunu yaparlar. Transfer yönetmek çok farklı bir şey. Oyuncu transfer önerirsin Galatasaray'a. Bak, ne diyorum? Transfer yönetmek hakikaten şirket yönetmekten çok daha zordur. Ya bir transferi yönetebilen bir adamın yönetemeyeceği şirket yoktur. Bak, o kadar zor. Çok basit bir örnek vereyim mi? Larin nereye gitti? İspanya'ya gitti. Vallecano galiba. Valladolid'e gitti. Valladolid'e. Bruges'e kaç para verdiler bonservis bedeli? 7,5 milyon euro. Ama Beşiktaş'tan bedava gitti. Yani Sergen Hoca'nın arka direk yaptığı Larin'in kaymağını Bruges yiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben Bruges'in yerinde olsam Sergen Hoca'ya gönderirim hemen %10. Allah senden razı olsun diye böyle bir adam yetiştirip yolladığınız için. Yetiştirme ücreti. Bak, ciddi söylüyorum. Şimdi sen niye alamadın 7,5? İşte strateji. Neden o adam öyle gitti? Menajeri dedi ki ben dün gibi atıyorum. Gezal'a verdiğiniz paranın aynısını istiyorum. Haklı mı Larin? Haklı. Ben arka direklerim. Benim Gezal kadar katkım var şampiyonlukta. Öyle değil mi abi? Oldu. Tartışmaz. Şimdi adam duygusala bağlayabilir işi menajeri de. Ben de menajeri olsam ki onun menajeri çok böyle görgü kuralları bilen bir adam değil. Ama ben de o konuda aynısını yapardım. Aynısını istiyorum. Kriter budur. İşte burada yaptığım bir hata adamın senden bedava gitmesine neden oldu. Kaymağını da başkası yiyor. Bu bir hata. Ya, hata değil mi? Büyük bir yanlış hata, bir politika değil aynen. Mi? Çok değerli bir oyuncusunu Beşiktaş bedavaya elinden bırakmak zorunda kaldı. Bir de senin o Gezal'ın geçen seneyi boş geçti. Belki bu seneye de geçecek. Onu da bilmiyoruz yani, daha. Şu an öyle bir ihtimal var. Şimdi bu süreçler de böyledir. Adam Marsilya devreye sokar ya. Devreye sokar. Barcelona'nın tanımadığı menajer mi yok? O zaman şöyle sorayım. Bir tane Cengiz menajeri Ünder yetki verir, gider Galatasaray'a der ki ilgileniyor musunuz diye. Bu işler böyle. O yüzden transferi yönetmek çok farklı bir şey. İç ve dış transferi. Fenerbahçe'ye mi daha çok katkı sağlar, Galatasaray'a mı daha çok katkı kimin sağlar? Daha çok kimin daha çok ihtiyacı var? Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var. Çünkü yani Galatasaray'ın bir şekilde orada kullanabileceği oyuncular var. Fenerbahçe'nin bence daha büyük bir yerli sorunu var. Geçtiğimiz sezon bunun tam tersini konuşuyorduk. Fenerbahçe eli en rahat takım diyorduk ama işte Arda'nın gitmesi, kaleye bir yabancı transferin düşünülmesi Bindan işleri olması, tam evet. Tersine çevirdi. Şu an tartışmasız Fenerbahçe'de birçok parçayı yerine oturtabilecek bir hamle olur Cengiz Ünder transferi. Yani Galatasaray'ın çok acil bir ihtiyacı var mı? Bence yok diye düşünüyorum. Serdar Sırdağ, sen de aynı fikirdesin zannediyorum. Yani o Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye giderse
hani o puzzle'daki eksik parça tamamlanmış olur. Aynen. Yani Cengiz için de önemli bir gelişme olur bu. Bu arada demin de biz o Galatasaray hani yıldız oyuncu falan diye derken o benim birkaç hafta önce konuştu. Bilgi mi geldi? Yani gerçekten çok ciddi bir isim üzerinde halen duruyorlar diye. Bize isim lazım ama. Yani gelirse, bunun üzerinde konuşamıyoruz. Bize o denilen isim olursa zaten. Dünden beri işte Yusuf Fofana ismi konuşuluyor. Zaten o isim, bizden önce şeyde çıkar. Avrupa basında yani çıkar. Çıkıyor evet. Yani bir şekilde gizli tutamıyorsun zaten artık iletişim çağındayız. İngiliz mesela, basında çıkar söyleyeyim. Dün Yusuf Fofana ismi konuşuldu. İngiliz basınında. Evet orada çıkar. Yani Fofana ismi öyle bir isim mi öyle bir isim. Evet. Yani hep konuşuyoruz. Biz de duyuyoruz yani öyle bir isim gelecek diye Galatasaray. İşte Gravenbe konuşuluyor. Bayern Münih'li oyuncu. Öyle bir profil mi? Öyle bir profil. Ama Galatasaray mutlaka yani oraya çok önemli bir isim de dolduracak. Yani gözüken o yani. Peki. Şimdi Adana Demirspor'la başladık. Beşiktaş'ı değerlendirdik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştuk. İsterseniz biraz da ülke puanından bahsedelim. Çünkü 4'te 4 ile devam ediyoruz. Bakalım ülke puanında şu anda ne durumdayız? Bir haberimizi de izleyelim. Sonra onu da konuşalım. Bu sezon sergileyeceğimiz performanslara göre 9. bile olmamız muhtemel. Bütün temsilcilerimize başarılar dileyelim. Çok çok önemli ülke puanı. Gerçekten oynayacağımız her maç, alacağımız her puan altın değerinde. İşin maddi bölümünü artık konuşmuyorum bile. Bu boyutu çok daha önemli. Birkaç cümle alayım sonra Trabzonspor'a geçeyim. Yani çok kısa şunu söyleyeyim. 2 sezon sonrasına yansıyor puanlar. Evet. Ve biz mutlaka ilk onun içine kendimizi atmalıyız ki artık direkt Şampiyonlar Ligi işte iki takımla Şampiyonlar Ligi olmalı. Dediğim gibi biz buraları hak etmiyoruz. Buraları bir daha oynamamamız gerekiyor kesinlikle yani. Dileriz ki öyle olur. Aynısını söylüyorum zaten ben de. Bir an önce buralardan kurtulmak, bu takvimden çıkmak. Temmuz, kabus Temmuz takvimi için bizim için tatil ayı olsun. Evet artık Ağustos sonları, Eylüller falan diyelim. Aynen. Öyle olmalı. Peki bütün temsilcilerimize bir kez daha başarılar dileyelim bir üst turdaki maçları için. Hemen Trabzonspor'la devam edelim. Bordo Mavililer'de de transfer çalışmaları devam ediyor değerli izleyenler. Uzun süredir Petkovic için girişimler sürüyor Trabzonspor'da. En son Dinamo Zagreb'e rest çekildiği bilgisi var. Yine haberimizde gelin detaylarına bir bakalım sonra konuşalım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşandı Trabzonspor'da. Bir taraftan o bölgelerin alternatifleri bulunmaya çalışılıyor. Bir taraftan da çok uzun süredir gerçekten Petkovic için girişimler sürüyor. Artık rest çekme noktasına kadar geldi Bordo Mavili yönetim. Mevcut durumu şöyle bir özetlersek Serdar Sarıdağ nasıl görüyorsun Trabzonspor'u? Yani burada Trabzon'un tek tesellisi tabii ki transfer döneminde bunların yaşanması. En azından onların yani maliyetli de olsa ekstra maliyet gerektirse de onların telafisi olabilecek bir şansım var transfer dönemi olduğu için. Yani bu nasıl bir teselli ise artık bir şey diyemiyorum. Bu bir teselli bile değil. Ama en azından hani kadro planlaması açısından o çatlakları kapatabilecek imkanın durumum var. Muhakkak ki idare edebilecek oyuncuları alırlar. Sonraki süreçte tabii iyileşme dönemleri mutlaka olacaktır. Ama buradaki en önemli sıkıntı tabii ki Orsic gibi bir ismin sakatlanması uzun bir sakatlık. Ben şeyi hatırlıyorum. Tolga Yars'tan böyle bir kamp döneminde sakatlanmıştı ki o sezon çok şey bekleniyordu ondan. Yani Beşiktaş'ın en iyi transferlerden biri gibi gözüküyordu. Almanya'dan tıpkı Kerem Demirbay gibi gelmişti o da. Ama o sakatlık onun tabii bir 5-6 ay sürdü herhalde. 6 ay sürse de sakatlık sonraki 2 ayda öyle hemen çok hazır olmuyor. O 2 ayda da toparlanması kolay değil. En önemli sıkıntı oydu ama Allah'tan ki transfer döneminde oldu o süreç. Hı hı. Ya bu Trabzonspor için de geçerli. Hocasının geçen seneki performansı bana umut verdi bir sonraki sezon için. Ama tabii bu sabır gerektiren sürecin ilk senesi. Yani gerçekten bu sabrı artık bir uzun vadeli bir plan olarak bazı takımlara gösterilmesi lazım. Evet. Lazım bu sabrın artık. Yani onu getiriyorsun olmuyor tekrar günü kurtaracak hocalar getiriyorsun. Yine menajerlerin önerdiği menülere bakıyorsun. Bu bir türlü olmuyor. Bu iş sabır ister. Yani Petkovic süreci çok uzadı. Yani gereksiz uzadı artık. Hı hı. Yani başka forvet mi yok? Yani Trabzonspor mutlaka bir B planına yönelmesi gerekiyor artık. Birisi özellikle onu istiyor olabilir mi? Tabii ki. Yani zaten olayın ya bu kadar... Öyle zaten de hani yok başkasını istemiyorum demiş olabilir. Aynen. Tabii ki doğru diyorsun. Yani hoca bu kadar ısrarcı olduğu için zaten süreç uzadı. Yoksa bence Trabzonspor yönetimi çoktan bu resti çekmişti. Biraz geç bile kalındı. Ama hoca özellikle ben Petkovic'i istiyorum. Benim oyun planıma en uygun isim o dediği için bu kadar ısrarcı olundu. Ama gelinen noktada
Ne Dinamo Zagreb bir indirime gidiyor, ne yanaşıyor Trabzonspor'un teklifine. Dolayısıyla bence rest doğru. Trabzonspor'un B planı çizmesi gerekiyor kendisine. Ve transferde de artık biraz hızlı adımlar atılmalı. Çünkü AYK maçında gördük, ciddi sıkıntılar var takımda Trabzonspor'da. Yani lige de çok az kaldı. Bu sakatlıklar olmasa bile aslında birçok transfer yapılması yani, gerekiyordu. Bir de üstüne onlar kesinlikle iyice şimdi. Yani savunmanın merkezi sıkıntılı, orta alan sıkıntılı. Bir takviye gerekiyor Trabzonspor'a. Peki. Onur Özkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Senin ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Hoşçakalın.